Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen final günü başlıyor. Bugün aslen İstanbullu yarışmacımız Pelin'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülbüz. Aman efendim aman. Birbirinden hoş hanımefendiler var karşımda. Tatlı bebişimizin adı ne? Ben Mavi Şensoy. Mavi. Adı da pek güzelmiş. Pelin'cim, hanımefendilerle bizi tanıştırır mısın lütfen? Tamam, o zaman Mavi'den başladık. Bu bizim dünya şekeri, prematüre bebeğimiz. 5,5 aylık doğan ve her şeye savaşan, başarılı olan Mavi. Daha sonra Buket arkadaşımız, güzel annesi ve en son annemi tanıtacağım. Esra, benim Puzzle Derneği'nden yine arkadaşım ve benim dünyalar güzeli minnoş annem. Müşerref oldum efendim. Zat-ı âlinize gözlükler pek yakışmış. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ olun sizler. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Pelin'cim, hadi bize kendini tanıt lütfen. Pelin olarak ben bu güzel annenin ve dünyalar şekeri rahmetli Engin Çelik'in 1972 yılında doğan ikinci kızıyım. Bir ablam ve iki kardeşim var. İki tane dünya şekeri yeğenim var. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Daha sonra Avusturya Lisesi'nde okudum. Oradan Avusturya'ya gittim, Viyana'da okudum. Oradan Amerika'ya geçtim. Daha sonra İstanbul'a geldim. Çeşitli kurumsal şirketlerle çalıştıktan sonra halen aile şirketimizi devam ettiriyorum. Pelin'cim, çok güzel bir eğitim geçmişin var. Ama eğitimli olman diğerlerini niye bu kadar rahatsız etti acaba? Şimdi bazılarına göre eğitimli... Yani biraz tabii değişik geliyor. Biz de ilk başta şaşırmıştık. Ama sürprizlerle dolu. Daha neler var? Anneciğim, kızınızın eğitimine bu kadar önem verdiğiniz için sizi ayrıca tebrik ederim. Çok akıllı bir kızdır. Çok başarılıydı okul hayatında da. Pelin'cim, nedir bu yarışmacıların seninle alıp veremediği? Güya buraya hava atmak için gelmişsin. Ya, hava atmak için gelmedim. Asla öyle bir hedefim yok. Ben burada keyif almaya geldim. Zuhal Hanım'ı çok seviyorum. Rahmetli küçük kardeşimle birlikte onun bir çocuklara yönelik dizisi vardı. Suzan karakterini oynardı. Ona bayılırdık biz, o kıskanç kadın pozlarına falan. Ve ben şu anda aslında Zuhal Hanım'ın yanında oturarak da biraz da evrene mesaj verdim. Kardeşime buradan bir merhaba demiş oldum. Bu arada çok üzücü bir olay yaşamışsınız. Konuyu açmak istemiyorum ama başınız sağ olsun. Teşekkürler. Güzel şeyleri konuşuyoruz biz. Ya hanımlar, Pelin 4 gündür masada sandalye kavgası veriyor. Hep aynı sandalyede oturma takıntısı nedir Allah'a sen? Anne sen anlat çocukluğumu. Pelin'in belli bir yeri olur evde de. Her zaman kimse oraya oturmaz. Misafirimiz gelse dahi orası benim yerim der ve kaldırır, kendi oturur. Gerçekten mi? Öyledir. Çocukluğundan beri öyledir. Hak ettiği yerde oturmayı sever. Yani kafelerde bile hep aynı yerde oturur. Bayağı mevzu çıkarttığı oluyor yani kafelerde de. Çok da çıkartmıyorum bazen. Yani bazen diyelim. Bu arada savaşçı kızımız Mavi de sohbete katılmak istiyor galiba. Pelin'in sesini duydukça ona gitmek istiyor. Bana mı gelecek? Gel o zaman. Pelin'i çok mu seviyor? Ay, çok bayılıyorlar. Beni çok sever Mavi. Beni çok sever. Hep gülümser Mavi. Bak Mavi. Anneciğim, belki de zamanı geldi artık. Yok asla, ben Mavi. Yalnız yarışmada birileriyle tanıştırmaya bile çalıştılar. Olabilir belki. Vallahi kendi kararı. Vallahi Pelin'i de bulamazsa artık bilmiyoruz. Pelin'cim, evlenmeyi düşünmüyor musun hakikaten? Hayır, bence hayat bir keyifle yaşanmalı. Karşındaki keyif verecekse evet, ama onun dışında zulüm olacaksa o evlilik. Evlilik, yani sırf evlenmiş olmak için evlenmeyi ben doğru bulmuyorum. Gelelim yemeklere. Çok ülke gezdin, çok yemek gördün. İddialı bir menü hazırladın mı? Yani ben aslında çok da iddialı gelmemiştim ama bu menüleri görünce ben bayağı iddialı girmişim olaya yani. Hatta kendime de şaşırdım. Keşke daha hafif bir menüyle gelseymişim. El açması yapmasaymışım, atıyorum çünkü kimse bir şey yapmam. Bir dakika, bir dakika. Menüde el açması mı var? Var tabii ki de. O zaman hadi menünü say lütfen. Benim menümde bir kere tabii ki de çok gezdiğim için Uzak Doğu'dan şöyle bir başlıyoruz. Acılı ekşili çorbamızı bir kere bir içiyorum. Bravo! Acılı ekşili çorba.
Sonra bir İstanbul'a geri dönüyoruz. Şöyle bir peynirli böreğimizi yiyoruz. Beyaz peynirli, lor peynirli, maydanozlu böreğimizi yiyoruz. Üstüne çörek otumuzla. Hazır yufka değil, değil mi? Hayır tabii ki de, aşk olsun ya. Kocaman bir alkış. Lütfen. Pelincim valla son gün bombayı patlattın. Ondan sonra da gene bir Fransa'ya uçuyoruz. Kafede Paris soslu lokum et yiyoruz. Buna da kocaman bir alkış. Evet. Bu arada Mavi iş başında. Mavi'yi annesine teslim edip bölümümüze devam edelim. Lokumun yanında ne var? Çok güzel Pelin'in salatası. Garnitür ya da ne bileyim pilav falan yok mu? Ha pardon, patates kızartması var tabii ki de, ama patates kızartması yine zaten kafede patates. Bildiğimiz patates kızartması mı? Evet. Yani havalı bir ismi falan yok mu? Havalı bir ismi yoktur çünkü gerçekten patates kızartması veriyor. Anne usulü patates kızartması yani. Çok severler patates kızartmasını. Ve tatlı? Tatlım oradan bir Fransa'dan da İtalya'ya geçelim dedim. Oradan da tiramisu yapalım dedi. Bravo! Artık markete gidelim mi? Gidelim, hadi görürüz. Hadi Pelin'e şans dileyin bakalım. Hadi şansın bol olsun. Sağ ol annem. Hadi bakalım başarılar. Sana güveniyoruz. Her işte olduğu gibi bunda da en iyisini yapacağına eminim. Bay bay Minnoşum. Hadi bakalım. Pelin'cim hadi artık gitme vakti. Koş hadi koş. Yani haftanın menüsüyle ilgili bence benim ana yemeğim onunkinden çok daha zordu. Onun dışında benden sadece çorbasının daha zor olduğunu düşünüyorum. Diğer yarışmacılardansa evet Pelin Hanım biraz daha zor bir menü yapmış. Fakat zor bir menü seçmesi yapabileceği anlamına gelmiyor. Bunu yapabilirse ona göre puan alacak ama yapamıyorsa istediği gibi saray menüsü bile seçebilir bize. Bu menüyle kendisini açıkçası rakip olarak görmedim. Gidip gezdiği, gördüğü yer ülkelerden belli başlı lezzetleri almış, menüsüne koymuş. Karma yapmaya çalışmış ama birbiriyle alakası olmayan ürünler tercih etmiş yani. Pek de yakıştıramadım, çok karışık buldum. Damak tadıma da uyacağını pek zannetmiyorum. Hepsinin tadına bakacağım ama kesinlikle bana rakip olamaz. Şöyle düşünüyorum, sosunu falan kendisi yaparsa, salatası güzel olursa iddialı bir menü olabilir. El açması böreği de öyle. Eğer hepsi güzel olursa iddialı bir menü. Ama tabii hepsi havada da kalabilir. Güzel de olmayabilir. Tatları önemli, süre önemli. Süre kısıtlı zaten. O yüzden zor bir menü gibi geldi bana hepsini kendisi yaparsa. Ama kolaya kaçarsa kazanacağını düşünmüyorum. Ben menüsünü beğenmedim açıkçası. Ve rakip olacağını düşünmüyorum. Ve yani yine kolay bir menü. Yani bize çok böyle ahkam kesti. Benim menüm zor. Benim hazır bir şeyim yok. Yani patatesi dilimleyip ben de koyabilirim masaya. Pelin'cim sana o kadar topuklu giyme demiştim. Ben ama hep topuklu giyerim. Ya iyi de bu topuklu ayakkabıyla hızlı hareket edebilecek misin? Ben her zaman iş çıkışı alışveriş yaptığım için topuklulara alışıyorum. Yalnız bunlarla prenses edasıyla geldim valla. Ben prensesim zaten. Belli belli. Bu arada bizden bant isteyip listeyi arabaya yapıştırman da iyi fikir gerçekten. Aman efendim, Ahmet abimiz de buradaymış. Merhaba, hoş bulduk. İşte meşhur Ahmet abimiz. Harika, sizin adınızı duyduk. Bize yardımcı olursunuz herhalde. Tabii, ne demek, zevkle. Süper, hemen başlayayım ben. Yalnız başlamadan bir şey söyleyeceğim. Hani Ale'nin bahsettiği Ahmet vardı ya. İşte o Ahmet bizim Ahmet abimizdi. İşte sizi çok methettiler Ahmet Bey. Sağ ol, teşekkürler. Evlenmek isteğinizi duydum. Allah kısmetinizi bol etsin. İnşallah. Gözlere göre birini bulursunuz inşallah. İnşallah efendim. Ben de çevreme bakarım sizin için. İnşallah, sağ ol, teşekkür. Düşündüğün için teşekkürler. Evet. Hadi o zaman alışverişe başlayalım. Ahmet abinin yardımıyla eksiklerini tamamlamaya başlıyor yarışmacımız. Roka verin mi? Roka istemiyorum. Neden roka istemedin? Pelin'in salatasına roka koymayacağım çünkü roka benim çok sevdiğim bir şey değil. Peki Pelin'in salatasında neler var? Ben fesleğen var. Fesleğenimi alabilirim. Fesleğen var değil mi burada? Arkandan nane falan da var istersen. Ha nane var. Tamam, naneyi alıyorum. Pelin Hanım'ın bugün de her gün oturduğu sandalyeye oturmak istediğini düşünüyorum ama mecbur Zuhal Hanım'ın yanına oturacak. Bakalım bugün orada nasıl hissedecek kendini. Ama orada eleştirilere cevap verebilecek mi? Vesaire. Nefes alabilecek mi? Bunları çok merak ediyorum. Bir fark neymiş? Dediğim gibi bu yarışmada büyük ihtimal biz Pelin Hanım'ın bu takıntısını yenmişiz. Lokum bonfile dışında çorba içinde et getirdin mi? Hayır, hepsini kendim getirmedim. Lahanayı falan. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çorbalık tavuk istiyorum. Ama yani kaynatacağım. Kemik, tavuk. Tavuk. Bir de kemiksiz tavuk istiyorum. Tavuk hazır halde satıyoruz. Burada sadece et var. Onu sadece kaynatacağım, suyunu kullanacağım. Tamam.
Tamam, o nerede, onu alayım ben. Bak şu dolaptan alabilirsin. Yok, kemik kaynatıp hani tavuğun kemiğini kaynatıp böyle biraz et oluyor üzerinde çorbalık. Ha, sadece tavuk mu satıyorsunuz? Tavuğun hazır geliyor. Peki, but. Hemen şurada butlar var, onlardan alabilirsin. Çorba için tavuk etini de aldık. Hazır yufka alacak mısın? Hazır yufka almayacağım. Kemiksiz butumu aldım, zeytinyağımı aldım. Zencefilimi aldım. Zencefilimi aldım değil mi? Aldın. Peki. Evet, roquefort. Roquefort peyniri şu tarafta. Başka ne alacaksın? Tereyağımı alayım. Bence Pelin Hanım buradan kullanırsa, ekipteki ürünleri kullanırsa kesinlikle hata yapar. Yemek masası için. Çünkü kendisi 40 köye gittiğini söylüyor. Benden daha fazla gezdiğini söylüyor. Maddi olarak iyi bir durumda olduğunu söylüyor. Ben ondan masaya karşı dışarıdan kendisinin getirmesini beklerim. Masa düzenine çok dikkat edeceğim. Umarım güzel bir düzen bizi karşılar. Kendisi çünkü aşırı iddialı bir insan olduğunu iddia ediyor. Bakalım bu iddiası doğru çıkacak mı? Unuttuğumuz havucu da aldık. Gelmişken hardalını da al hadi. Evet, Dijon hardalını alıyorum. Bana bir tane havuç da artarsınız değil mi? Dijon hardalını da aldım. Dijon hardalı aldık. Eksiğimiz kalmadı. O zaman ne yapalım? O zaman kasaya gidelim. Koş hadi koş. Yalnız topuklularla iyi koşuyorsun valla. Ben yüksek topuklu koşu yarışına da katıldım. Koşarım yani, hiç şaşırma koştum. Neye katıldın? Yüksek topuklu koşu yarışmasına. Nerede ki bu yarışma? Antalya'da ilk yapıldım sene. Çok eskiler. Yüksek topuklu koşu yarışması. Evet, yüksek topuklu. Burada da koşabilir misin? Koşarım. Hadi şu tarafa geçip bize doğru koş bakalım. Topuklularla nasıl koştuğunu görelim. Bu nasıl bir yarışmaydı? Yarışmayı anlatıyorum. Yarışmada topukları ölçtüler. 7 santim minimum olması gerekiyordu. Genişliği vardı. Bunlar çok ince aslında yarışma için ama ben bunlarla da koşabiliyorum. Kasaya kadar koşacaksın, tamam mı? Tamam. Bakalım kaç saniye sürecek? 3, 2, 1, başla. Bravo! Vallahi şaşkınım. Tam 4,5 saniyede geldin. Süpersin. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu benimkiler? 1777. O zaman benim bütün şöyle vereyim size. Para üstünü ben alırım. Tamam, okey, süper. Hadi torbaları al da gidelim. İyi günler. Gel bakalım Pelin'cim. Geldim Gürbüz. Bunları sana veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben geldim Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine topuklu giymişsin galiba. Şöyle bir geç de bakayım. Ama yemek yaptığım için bu sefer dolgu topuklu ayakkabılarım var. Bunlar da yemek listen herhalde. Evet, bütün listem burada. Acılı ekşili çorban var, peynirli maydanozlu böreğim var, Pelin'in salatası var, kafede Paris soslu bonfilemiz var ve tiramisu'muz var. Peki neyle başlayacaksın? Önce bir masamı kuracağım ama önce bir tavuğu tencereye bir suya koyalım. Ondan sonra masamızı... O zaman 3, 2, 1... Sıfır. Süren başladı. Evet, tencereler, tavalar. İlk olarak çorbanın tavuk etlerini pişireceğiz. Sen bu acılı ekşili çorbayı gittin, uzak doğu ülkelerinde öğrendin herhalde. Ya aslında çok o da değil. Şöyle, benim kardeşim Los Angeles'ta okudu. Japon bir ev arkadaşı vardı. Japon ev arkadaşı kardeşime öğretmişti. O da bana bir göstermişti. Öyle bir durum var. Ama tabii bizim de yani arkadaşlar biraz yorum da kattılar. Öyle bir şeyler hep oldu Gürbüz. Demek kardeşinin Japon bir arkadaşı vardı. Ev arkadaşı vardı. Orada biliyorsun öğrencilik yaşamında çok zordur. Şey yapamazsın, bir evi tek başına tutamazsın. İlla bir paylaşmak zorundasın birisiyle. Yurt dışında okumanın zorlukları neler? Anlatsana bize biraz. Ya Gürbüz, yurt dışında çalışan anne babanın bir kızını, çocuğunu yurt dışına okutması çok zor bir şey. Yani özellikle... Başarılı çocuklara her zaman da burs imkanı yok ne yazık ki. Öyle olunca da ne oluyor? Doğal olarak çocuklar zorlanıyor. Yurt dışında okumak evet herkes çok istiyor ama çok kolay bir şey değil. O yüzden de zor. Yani göründüğü kadar kolay bir şey değil Gürbüz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben hemen masamla başlıyorum. Bana yardımcı olursan çok sevinirim. Tabii ki. Sen üniversiteye Viyana'da başlayıp Amerika'da tamamlamışsın.
Özellikle baban eğitim konusunda çok hassasmış galiba. Gürbüz, benim babam, şöyle bir alabilir misin, yardımcı olur musun bana? Hemen geliyorum. Babandan bahsediyordun. Şöyle, benim babam bir devlet memurunun çocuğuydu. Çok çalışkan, çok eğitimli bir insandı ama istediği şekilde bir İngilizceyi ne yazık ki şey yapamamış, öğrenememiş. O yüzden de hayatı boyunca bize, ben size çok iyi bir eğitim almanızı sağlayacağım diye konuştu. Ve bize gerçekten bunu sağladı. Biz dört kızdık. Bu arada çiçeğin de salon salamanje. Nedir bu ya? Ben çiçek çok seviyorum Gürbüz. Lilyum hastasıyım. Gül bunlar. Çünkü lilyum çok kokar derler biliyorum. Ben de o yüzden gül seçtim Gürbüz. Kaç tane gül var burada? 37 tane gül var. Vallahi şu an masada bir servet yatıyor. Kaç para ödedin bu çiçeğe Allah sen? Ya şöyle, parayı konuşmayalım. Gerek yok. Çünkü bazı şeyler için değer. Ben Zuhal Hanım'ı çok severim. Ve Zuhal Hanım'la onunla böyle bir masada yemek yemek benim için bir keyif. Ve onun da bedeli olmaz. Ay 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 ay. Servisler de yıkılıyor. Aynen öyle Gürbüz. Bizim bir puzzle derneğimiz var. Puzzle yapmayı da çok seviyoruz. Puzzle yapmayı çok sevdiğimiz için de ben puzzle altlıklarla böyle bir güzel bir davet vermek istedim. Bunları özüm yaptırdın. Evet Gürbüz, bunlar ama bizim puzzle derneğimizin böyle şeyleri var zaten. Biz bunları işte tabak altlıkları, bardak altlıkları, biz çok seviyoruz bu gibi şeyleri. Puzzle'cılar biraz böyle şeydir, meraklıdır bu gibi şeylere Gürbüz. Bu dernek ne zamandır var? 2017 ben kurdum Gürbüz. Biraz önce gelen Esra arkadaşım, yönetim kurulu başkan yardımcımız. Birlikte kurduk. Ondan sonra ben hala başkanlığını devam ettiriyorum. Gürbüz lütfen istimliklerimize dikkat edelim. Vay! Şöyle yakından bakayım. Bunlar istimliklerimiz. Bu Pelin, çünkü buraya Pelin oturuyor. Buraya Zuhal Hanım oturuyor. Zuhal Hanım'ın. Peki senin sandalyene kimin oturmasını istiyorsun? Buraya ben Sude'ye oturacağım. Çünkü o bugün oturmak istedi ve kibarlık gösterdi. Beni böyle Necati Bey'in yaptığı gibi kabalık bir şeklinde yapmadı. Peki dedi. O yüzden de ben Sude ile Ceyda'yı yan yana koysak da biraz böyle birbirlerine ısınsalar mı? Vallahi oturma yerleri değişebilir ama sen istediğin yere koy şimdi. Peki. Bardaklar da hızla masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Bu arada babanın eğitime ne kadar önem verdiğini anlatıyordun. Evet, babam eğitime çok önem verirdi. O yüzden de bizi şey yaptı, bayağı güzel okullarda okuttu. Ablam da okudu, bir kardeşim. Direkt Amerika'da üniversiteye başladı. Bir küçüğüm İstanbul Üniversitesi'nde okudu. Ben Viyana Ekonomi Üniversitesi'ndeydim. Sonra Amerika'ya geçtim. Masamın çatallarımı alıyorum. Ve masamı birazdan tabaklarıyla birlikte. Önce tabakları koyalım. Bu arada hazır Amerika'da üniversiteyi okumuşken neden orada kalmadın? Şöyle Gürbüz. Ben Viyana'da okuduktan sonra Amerika'ya gittim. Amerika'dan sonra babam ne yazık ki bir kalp ameliyatı oldu. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım o yüzden. Okulum biter bitmez. Halbuki oradan çok iyi bir firmadan iş teklifi almıştım. Amerika'dan mezun olunca da şey yapıyorsun. Bir sene çalışma izni oluyor aslında. Ama ben onu kullanmadan gelmek durumunda kaldım. Daha sonra da burada Türkiye'ye döndükten sonra kurumsal yerlerde çalıştım. Kurumsal yerler derken ne tarz yerlerde çalıştın? Kurumsal yerlerde ticari bölümde çalıştım ben. Ticari olarak Almancam, İngilizcem var. Üniversitede biraz çok az Rusça eğitimi aldım. Ya çocuk gavari paruski. O ne demek? Yani çok az Rusça konuşuyorum demek. Ama tabii insan dili konuşmaya unutuyor ne yazık ki. Öyle de bir problemimiz oluyor. O yüzden her zaman bence iyi eğitim, yabancı dil öğrenmek, hele ki günümüzde İngilizce öğrenmek çok önemli. Çünkü dünya vatandaşı olmak istiyorsak eğer, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet, muhakkak. Ve her, gerçekten her kişinin, bence her çocuğun dünyayı tanıması, bilmesi lazım. İmkanlar el veriyorsa yurt dışına gitsin, el vermiyorsa okusun. Günümüzde çocuklar ne yazık ki okumuyor. Ben bunu görüyorum ve çok üzülüyorum. Çok kitap okurdum ben çocukken Gürbüz. Ve bana kitap okumak yasaklanmıştı. Çünkü çok kitap okuduğum için gözlerim bozuldu benim. Öyle olunca da ben de annem kitap almama para vermiyordu. Ben de kitaplarımı sonra satmaya başladım. Bayağı bildiğin şey kurdum.
tezgahı kurdum. Kapının önünde kitap satmaya başladım. Sonra bir gün ablam kapının önünden geçerken beni gördü. Sonra utanıyorum senden, utanıyorum senden diye yanımdan geçti ve gitti. Sonra yukarı çağrıldım annem tarafından. Annem bana dedi ki kızım lütfen tezgahını git başka yerde kur. Ben de gittim parkta Emre ve Ertuğ diye onları çok sevgili milletim bir arkadaşım, iki arkadaşımla orada tezgah açtık ve kurduk. Çok da güzel satış yaptık ve paramızı kazandık. Bravo vallahi. İlk para kazanmam öyledir benim hayatımdaki. Kitap satmıştım bir hafta boyunca. Kumaş peçetelerin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor masaya. Ve son olarak ekmeğimizi de koyduk. Masa hazır. O zaman şimdi ne yapıyoruz? O zaman yemek. Yalnız 20 dakikan bitti bile. Kötü, çok kötü. Pelin Hanım'ın masa düzeni bence güzel olur. Çünkü kendisi de giyimine, kuşamına özen gösteren bir kişi. Masasına da özenmiştir diye düşünüyorum. Gerçekten kendini anlatırken hep böyle yukarıdan yukarıdan anlattı. Ben şuraya gittim, ben buraya gittim, ben şuralarda gezdim, buralarda gezdim. O gezip gördüğü yerlerden de bize bir şeyler sunsun yani. Masa düzeni olarak ön plana çıkmak zorunda. Çünkü tüm hafta boyunca ben zenginliğim, işte yurt dışım, bilmem ne eğitimim vesaire diye. Ben ondan açıkçası renk uyumu bekliyorum. Bu renk uyumun yanında asillik bekliyor. Çünkü kendisinin çok asil bir hanımefendi olduğunu söylüyor. Bugün göreceğim kendisini bakalım. El açması peynirli maydanozlu böreğin hamuruna başladık. O koyduğun ne? Elma sirkemi alıyorum biraz. Sodamı alıyorum. Sodam nerede? Böreğin hamuru için un, elma sirkesi ve suyun üzerine çok az soda, tuz ve nişasta ekleniyor. Senin için kaseye biraz un koyayım. Kaç yaşından beri yemek yapıyorsun? Valla ben aslında yemek yapmaya çok geç başladım. Çünkü annem inanılmaz güzel yemek yaptığı için. Ve biz mutfakta çok şey yapmazdık. Yani mutfak bizim işimiz değildi, öyle söyleyeyim. Ben hala da annemin mutfağına girmem. Herkes kendi mutfağında kendi şeyini yapar bizde. Annen hala mutfağa giriyor mu? Annem hala deli gibi yemek yapar. Benim şeyim nerede? Maşallah. Annen nereli? Ya annemler çok karışık. Şöyle ki... Anneannem Selanikli. Anneannem Selanikli Gürbüz. Un koyduk, su koyduk, soda koyduk, elma sirkesi, tamam. Okey, tamam. Tuz da koydum, tamamdır. İnşallah biraz fazla yapıyorum bazen çünkü hamuru... Ben genelde böyle fazla börek yediğimiz için hamuru fazla şey yapabiliyorum, fazla yapınca da... Fazla olursa ben yerim Pelin'cim, merak etme sen. Annenler Selanikli demek. Anneannem Selanikli. Anneannem çok gezmiş gençliğinde. Hatta Mısır'da yaşamış. Orada sefirin yanında çalışmış. Prensesin ütücüsüymüş. Prenses sefirle evlenince anneannem nereye? İşte prenses nereye? Anneannem oraya gitmiş. Bende anneannemin 4. pasaportu var. Numara 4 sayı 57. Ve çok güzel bir kadındı anneannem. İspanya'da çekilmiş resimleri falan var. Nazi kaşeleri var pasaportunda Gürbüz. Çok enteresan Nazi kaşeleri var. Böyle bir anneannem var Gürbüz, anlayacağın. Biraz daha un almam lazım benim Gürbüz. Bu un az şu anda. Hamurun başka eksik malzemesi yok değil mi? Aa, yağ koymadım Gürbüz. Heyecandan ayçiçek yağ koymayı unuttum. Diyorum bir şey unuttum, bir şey unuttum. Nedir? Ne unuttum? Dalga geçer gibi Gürbüz. Allah'ım ne yaptım ben? Ay bana bir heyecan bastı Gürbüz. Hadi ya. Çok heyecanlı. Ayçiçek yağını nasıl unuturum ben Gürbüz hamur açarken? Şaka herhalde. Aa. Kendime inanamıyorum şu anda. Demin de baktım neyi unuttum ben, neyi unuttum ben diye. Göz görmedi Gürbüz. Peynirli maydanozlu böreğin hamuru iyice yoğruluyor. Neden üniversite okumak için ilk Viyana'yı tercih ettin? Ben Avusturya Lisesi'ni okudum, İstanbul'da okudum. Oradan mezun olduğumuz zaman bizim zamanımızda Avusturyalı öğrenci statüsünde biz mezun oluyorduk. Ve ondan sonra direkt Viyana Ekonomi Üniversitesi'ne gittim ben. Orada ekonomi okumaya başladım. 3 sene okuduktan sonra da Amerika'ya transfer oldum. Amerika'da da ekonomi ve işletme okudum. Ama Avusturya'da okurken Avusturya hükümetinden burs kazandım ve Ukrayna'da Kiev Üniversitesi'nde yaz okuluna gittim. Güzel, çok güzel bir projeydi Gürbüz o. Gerçekten çok güzel bir projeydi. Bir ay, üç hafta Kiev'de, bir hafta da Aruşta'da kaldık. Toplam bir aylık bir projeydi. Bakalım şimdi.
Bunu dinlenmeye bırakacağız biraz. Peynirli, maydanozlu böreğin yumuşak kıvamdaki hamuru streçe sarılarak dinlenmeye bırakılıyor. Ceyda Hanım da el açması pizza yaptı. Yani bu da el açması bir börek olacak, bakalım göreceğiz. Yani Ceyda Hanım'ınki de çok kötüydü. Umarım bugün öyle bir kötü bir el açması yemeyiz. Bence Ceyda Hanım'ın el açması pizzası gibi oldu. Pişmeyebilir, tutturamayabilir 2,5 saat içerisinde. Kendisini çok böyle yemek yapan biri olarak görmüyorum. Hep konuşuyor çünkü. O yüzden tutturabileceğini böreği zannetmiyorum. Güzel olmayacağını düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Şöyle sarısıyla beyazını ayırıyorum Gürbüz. Beyazı buraya gider. Ondan sonracığıma. Bu arada benim evde yumurta kaplarını atmıyorum ben, yumurta kabuklarını. Neden? Neden? Çünkü benim tavuğum var. Vay! Nerede oturuyorsun? Ben Tuzla'da oturuyorum Gürbüz. Evin bahçeli herhalde. Bahçeli bir ev. 4 tane şeyim var, köpeğim var. 2 tane tavuğum var. Hatta valla inanılmaz yumurta veriyor. Ben yani yumurta satın almıyorum aslına bakarsan. Doğal tavuk yumurtası yiyorum. Peki yumurta kabuklarını ne yapıyorsun? Tavuklarıma veriyorum. Kalsiyum. Yani köpekleri de verir aslında. Kalsiyum olarak onu yiyorlar. Gübre olarak da kullanılıyor değil mi? Yani o çiçeklere koyuyorlarmış galiba ama ben öyle bir şey yapmıyorum, açık konuşayım. Sen tek mi yaşıyorsun? Ben tek yaşıyorum ama kocaman bir evde. El yıkama alışkanlığı ne yazık biraz fazla var Gürbüz. Peki annen nerede yaşıyor? Annem Fenerbahçe'de. Tiramisu'nun kreması için 4 yumurta sarısı çok az şekerle çırpılıyor. Çırpılan yumurta sarıları ve şekere mascarpone peyniri ekleniyor. Ben şunu şuraya alabilir miyim Gürbüz? Al tabii, nasıl istersen. Alışkanlık olduğu için kusura bakma, devamlı elimi silmek gibi bir alışkanlığım var Gürbüz. Mascarpone peyniri de yumurta sarısı ve şekerle çırpılıyor. Sırada yumurta beyazları var. Bunları yıkamamız lazım. Ay! Eyvah! Gürbüz bunu çıkartırken... Ya ilk kez mikser kullanmıyorsun değil mi? Çıkartmak isterken oldu, çok özür dilerim. Doğruyu söyle, kasıtlı mı yaptın? Emin ediyorum kasıtlı yapabilir miyim ben böyle bir şeyi? 4 yumurta beyazı da mikserin temizlenen ucuyla çırpılıyor. Sayende yerleri temizlemek zorunda kaldım. Ya ben şey değilim de o yüzden. Ne diyorsun? Alete yabancı kaldım biraz, sizi de şey yaptım kusura bakmayın. Tiramisu sık yaptığın bir tatlı mı? Aslında çok kolay bir tatlıdır benim için. Yani hep devamlı yaptığım, çok da severek yediğim, arkadaşlarım da çok severek yediği bir tatlı. Tiramisu'nun kreması için köpük kıvamındaki yumurta beyazları mascarpone'li karışımla birleştiriliyor. Sürekli karıştırılan malzemeler krema haline getiriliyor. Kedi dillerini ıslatmak için granül kahveye sıcak su ekleniyor. Tatlımızı bitirme aşamasına geldik neredeyse değil mi? Gibi gibi. Bunları artık döşeyip ondan sonra buzdolabına koyacağız. Yalnız tiramisu'yu kupta servis edince eleştiriyorlar. Ya şöyle, doğru söylüyorlar. Aslında normalde tabakta verilir ama son zamanlarda davet masalarında bu bir artık şey oldu. Böyle veriliyor Gürbüz. Davet masalarını artık kuplarda, hatta kavanoz şekli daha farklı şeylerde bile veriliyor Gürbüz. Bu arada 58 dakikan bitti. Evet, 58 dakikan bitti. Ben artık hamuruma dönmem lazım. Hamurumu elimi hamurlamak istemiyorum. O yüzden ne yapayım? Hah, peynirimi yapayım bu arada ben Gürbüz. Böreğin iç harcı için kaseye konulan beyaz peynir çatalla eziliyor. Bence yetiştirir çünkü çok büyük ve zor bir menü değil. Yetiştirir. İstediği gibi olmayacak, istediği gibi geçmeyecek. Titiz olduğu için işler yolunda gitmeyince morali bozulacak ve bu da yemeklerine yansıyacak. Ya Pelin Hanım şimdi sadece pasaportuyla ve yurt dışında belirli başlı eğitimleriyle ön plana gelmek isteyen bir kadın. Kendi yemeklerini sadece tüm hafta yaptığı gibi böyle gülerek geçirdi. Kendisini savunabileceğini çok düşünmüyorum. Viyana'da ne okudun demiştin? Ekonomi okudum Gürbüz. İşletme okudum pardon. Sonra Kiev'e gittim. Orada bir yaz üniversitesi, yani yaz kursu Kiev Üniversitesi'nde bir ay kaldım. Biraz Rusçamı da hem... Kiev'de Ukraynaca mı öğrendin yoksa? Hayır, Rusça. Ya çocuk gavari paruski. Vay! Sende de her dil var ya. Ama unuttum her şeyi. Çünkü 92'de öğrendim. Orada kaldı. Ondan sonra da üniversite hayatımdaki Rusça gördüm. Hatta Amerika'da da gördüm. Fakat bu diller biliyorsun çok nankör. Şey yapmaya unutuyorsun. Kullanmaya unutuyorsun. Öyle bir durum oldu. Ben de yani Ukrayna'ya gittiğimde falan anlıyorum ama tam şey yapamıyorum ne yazık ki. Börek için beyaz peynire lor peyniri ekleniyor.
böreğin iç harcında kullanılacak bir tutam maydanoz yıkanıp havlu peçetenin üzerinde kurumaya bırakılıyor. Tiramisu için granül kahveyle ıslatılan kedi dilleri kuplara yerleştiriliyor. Yalnız yarışmacılar dipte kalan parçalara ulaşamıyoruz diye laf ediyorlar. İşte kaşık mı yiyecekler? Vallahi dipte kalan parçalar yüzünden kedi dilinin tadını alamadık diyen oldu. Tiramisu'yu tek kat yapmayacaksın umarım. Ben üç şey yapıyorum. Üç kat mı? Üç kat yapıyorum. Tiramisu için kahveyle ıslatılmış kedi dillerinin üzerine krema yerleştiriliyor. Evlenmeyi hiç düşünmedin mi gerçekten? Yok yani düşünmedim değil. Karşıma bana onu böyle hani yaşatacak kimse çıkmadı. Korktuğum oldu. Yani evlilikten çekindiğim oldu. Hep böyle bir kısıtlama durumuna girildi. Ben çok kısıtlanmayı sevmiyorum Gürbüz. Yani oraya gitme, buraya gitme, şunu yapma, bunu yapma. Bunlar çok benlik şeyler değil Gürbüz. Bence kimseyi öyle kısıtlamamalı. Herkesin kendi konfor alanına bence başkaları saygı göstermeli. Tiramisu'nun ikinci katı için kahveyle ıslatılan kedi dillerinin üzeri kremayla kapatılıyor. Üçüncü katta aynı şekilde kedi dili ve kremayla kaplanarak hazırlanıyor. Kupta servis edilecek tiramisular buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Artık el açması böreğin iç harcına devam edebiliriz. Maydanozumuz da kurudu. Bunları da hemen doğrayalım. Ben maydanozu saplarıyla severim, minik minik severim. Bir tane minik tabak alabilir miyim? Bu arada o makas nedir? Bu ot makası. Bu ot makasını herkese tavsiye ediyorum. Çok pratiktir, çok da güzel doğrar. Saplarını da muhakkak her zaman herkes yesin. Maydanozun sapı bana göre yenir. Ot makasıyla doğranan maydanozlar beyaz peynir ve lor peyniriyle birleştiriliyor. Dinlenen börek hamuru bezelere ayrılıyor. Her bir beze tek tek açılıyor. Yalnız bu açtığım pide hamuruna benzedi. Ay vallahi açamıyorum, şu anda panik oldum ya. Niye öyle oldun? Ay vallahi ilk kez börek açıyor gibisin. Niye evlenmediğini şimdi anladım ben. Ya bu şakalarımı alınmıyorsun değil mi? Ya Gürbüz ben diyorum ya buraya dolmak çok güzel. Bir tane yuvarlak tabak alabilir miyim Gürbüz? Tabii. Açılan hamur tatlı tabağı ölçüsüyle yuvarlak şekilde kesiliyor. Üzerine peynirli maydanozlu harç yerleştirilen hamur rulo şeklinde katlanıp gül börek şekli veriliyor. Börek fırında pişecek değil mi? Evet ama bu çok minik oldu ya. Ben büyük tabak istiyorum. Bu nasıl? Ha? Bana onunla gel. Bu çok minik oldu. Minler minnoş bir şey oldu. O ne oldu öyle? Açılan diğer hamurun üzerine de peynirli ve maydanozlu harç yerleştiriliyor. Rulo şeklinde katlanan hamur kıvrılarak gül börek şekli veriliyor. Eğer menüsünü yetiştirirse 2,5 saat içerisinde hazır ürün kullanmazsa ve lezzetleri de güzel olursa dün Necati Bey'e verdiğim gibi yüksek bir puan vermekten çekinmem kesinlikle. 3 aldığım kişiye 4 verdim, 4 aldığım kişiye 5 verdim, 5 aldığım kişiye de 7 verdim. Yani ben şu ana kadar bu hafta içerisinde en adaletli insan olduğunu düşünüyorum. Pelin Hanım bu zamana kadar kendi gününü oynadı diye düşünüyorum ben. Hani masada sakin kaldı, sessiz kaldı, böyle hani eğlencesine gelmiş gibi bir izlenim bıraktı bizde. Ama kendi günü geldiğinde bize cevabını verecektir diye düşünüyorum. Yemeklerinde savunacaktır. O potansiyel var çünkü. Böreklerin hepsi bitti mi? Bitti, 6'yı yap. Şimdi fırına mı gidecek? Evet, o fırına girecek. Biraz fırını ısıtmamız lazım. Yumurta sarısı, ayçiçek yağı ve yoğurtla hazırlanan sos fırçayla böreklerin üzerine sürülüyor. Üzeri çörek otuyla süslenen el açması, peynirli maydanozlu börekler nihayet fırında pişmeye başlıyor. Şimdi çorbaya geçelim mi? Çorbaya geçelim. Tavuğu alalım. Gel al bakalım. Etleri de alalım ya. Çorbayla etleri aynı anda yapalım. Ne olacak? Olur tabii. Şimdi uzak doğu usulü acılı ekşili çorbanın içinde neler var? Acılı kırmızı biber var içinde. Ne biberi kullanacaksın? Meksika biberini hemen içine doğruyorum. Tencereye koyduğum bu sos neydi? O şey acı biber, zeytinyağı, sos değil o. Acı biberli zeytinyağı o. Çekirdekleri temizlenen acı Meksika biberi küçük küçük doğranıyor. Haşlanan tavuk etleri kesilerek ufaltılıyor. Çorbaya acı tadı bu Meksika biberleri mi verecek? Meksika biberi var, acı biber sosu var ama bayağı güzel acılı olacak diye düşünüyorum. Peki ya acıyı sevmeyen varsa? Ben o yüzden aşırı acılı yapmayacağım. Acısını farkındaysanız biberi bir tane koydum. Normalde aslında ben hep iki biberli yaparım. Bu sefer biberini bir tane koydum. Meksika biberleri acı biberli zeytinyağıyla kavruluyor. Haşlanıp doğranan tavuk etleri de biberlerle birlikte soteleniyor. Bu kadar et az değil mi?
yeterli. Çünkü bunun ana şeyi zaten tavuk değil. Bu şimdi burada kalsın. Kavrulan malzemelerin üzerine tavuk suyu ekleniyor. Mantarların kabuğu soyuluyor. Masada aynı yere oturmak dışında başka takıntın var mı? Ya takıntı değil ama mesela ben bir kere sarılık oldum 33 yaşındayken. İyi yıkanmamış sebze ve meyveden bir ay yattım. O yüzden de bunları yapıyorum. Yani böyle yok mantar yıkanmaz, silinir. Evet bu böyle söyleniyor ama yani minik minik doğradım. Tamam güzel ama içinde ya şey kalırsa ben bunları şey yapamam yani. Yiyip tekrar hasta olma riskini kimseye başkası için de istemem, kendim için de istemem. Kabuğu soyulan mantarların ardından çorbada kullanılacak soya filizleri de yıkanıyor. Küçük küçük doğranan mantarlar acılı ekşili çorbaya ekleniyor. Bugün senin arkanı hep ben temizledim. İyi alıştım vallahi. Hayır ben yapacağım onları şimdi. Yapacağım diyorsun da yapmıyorsun. Ya bu gitgeller beni çok yordu Gürbüz ya gerçekten bunu. Senin hayatında böyle gitgelli mi? Hayır gitgelli hiç değildir. Hatta yani tam tersi nedir ama bu nedir anlamadım ben de ya. Bugün ne oldu sana böyle? Mutfağa alışamadım Gürbüz'e ve takıntılarım var kabul ediyorum. Ben o mutfağıma alışacağım. Mutfağımı kendime göre dizayn ediyorum. Öyleyim yani Gürbüz ne yapayım? Bir tane havucun kabuğu soyuluyor. Yıkanmış soya filizleri çorbaya konuluyor. Göz kararı pirinç sirkesi çorbaya ekleniyor. Uzak Doğu usulü acılı ekşili çorba için ayrı bir sos tenceresinde noodle haşlanıyor. Tamam bu da tamam o zaman. Okey. O zaman ben etlerimi yavaş şey patateslerimi pişireyim. Patatesler geç. Bu arada çorbanın suyu az değil mi sence? Koyarız şimdi onu biraz. Bir bak istersen. Yani benim gözüme az gibi geldi ama sen bilirsin. Yo doğru söylüyorsun. Biraz fazla koyabiliriz. Peki bu noodle'ları nasıl vereceksin? Noodle'ları tabaklara koyacağım. Servis tabaklarına. Üstüne de çorbayı dökeceğim ama o servis yaparken olan bir şey. O... Çorbayı hallettik. Şimdi neye geçiyoruz? Eksik menü olmaz. Çorbaya lahana koydun mu? Koy... Ha onu koymadım. Lahanayı nasıl unutursun? Ama onu önce şöyle yapacağım. Salatayı önce bir yıkayacağım ki... Benim salata yapma şeklim farklı. Görelim bakalım nasılmış. Bence çok kötü bir salata yapacak. Ve veya çok eksik bir salata yapacak ve bunun ismini Pelin'in salatası dediği için yorum yapamayacağımızı düşünüyor. Öyle bir şey düşünmesin. Kendisini bu konudan uzaklaşmasını istiyorum. Çünkü Pelin'in salatası diyerek bundan kaçamaz. Basit bir salata bekliyorum. Çok gizemli bir salata beklemiyorum açıkçası. Doğranan lahana yaprakları acılı ekşili çorbaya ekleniyor. Suyla kıvamı açılan nişasta da çorbayla birleştiriliyor. Buna ben biraz daha yumurta akı, şuraya kaldırmıştım yumurta akı. Yumurta akı burada, vereyim hemen. Onu alayım. Al bakalım. Hı hı. Yumurta akı da mı giriyor bu çorbaya? Evet, onu da kepçem nerede? Tezgahta da var ama çekmecedekini de alabilirsin. Tamam. Yumurta beyazı çorbanın suyuyla ılıştırılıyor. Vallahi çorba yap yap bitmiyor. Çorba bitmiyordu. Kesilmemesi için çorbanın suyuyla ılıştırılan yumurta beyazı da acılı ekşili çorbaya ekleniyor. Tamam. Ay yine döktün. Ay çok aldah döktüm. Ocağa ne derler şimdi? Pelincim sen asıl yemeklerini yetiştir de ocağın kusur kalsın. Yoksa seni çiğ çiğ yerler valla. Bu kadar çok eleştiren bir kadın yemekleri yapamamış derler valla. Çorba için haşlanan noodle'ların suyu süzülüyor. Pelin'in salatasının sosu için avokado yağı, kekik yağı, fesleğen, nar ekşisi ve balzamik sirke karıştırılıyor. Eğer Pelin Hanım salatası içinde çeşit olmazsa, içindeki çeşitler uyumlu olmazsa, tadı tuzu, sosu güzel olmazsa ve eğer salataları öldürürse, Alem Bey'in masasındaki gibi salata gibi, o zaman puan vermem kesinlikle. Café de Paris soslu lokum için yuvarlak dilimlenmiş bonfile etler tabaklara alınıp üzerine tuz ve karabiber ekleniyor. Bonfile dilimleri yağsız tavaya yerleştiriliyor. Bu arada tavanın altı açık değil, değil mi? Açmadım, hayır. Kalan etler diğer tavaya yerleştiriliyor. Patates kızartması için soyulan patatesler yıkanıyor. Bonfile lokum dilimleri ters yüz edilerek iki ayrı tavada soteleniyor. Lokum bonfileler de pişmeye başladı sonunda. Café de Paris sosunu ne zaman yapacaksın? Sosu etin üzerine zaten yapıyoruz. Bu tamam.
Bunlar şu anda bunlar tamam. Ay, bu arada böreklerin rengi dönüyor galiba. Nasıl dönüyor? Hadi hemen bak hemen. Ne durumdalar? Oo. Niye böyle oldu? Nasıl olmuş? Yani şu niye böyle oldu? Bu niye böyle eşit bir şey olmuyor bu? Yerlerini değiştir istersen ya da direkt tepsiyi çevir istersen. Yalnız börekler güzel görünüyor. Niye panik oldun ki? Şu bir tanesi çok şey olmamış bence. Şöyle çevireyim ben. Evet. Böreğimiz pişmeye devam etsin bakalım. El açması börek seni birinci yapacak mı acaba? Ben niye böyle bugün böyle yavaş oldum, panik oldum? Café de Paris soslu lokum yani yine çok wow wow bir şeydi. Çünkü etini alacak, güzelce pişirecek. Ondan sonra hardalını oranlı tutması lazım. Hardalını az ya da çok koyarsa sıkıntı yaşayabilir. Umarım onun hardalını iyi denk düşürür. Ona göre puanlama da yapacağım ama çok böyle matah wow bir menü karşımızda yok. Café de Paris sos için tereyağı, sarımsak, krema, roquefort peyniri ve hardal tavada pişiriliyor. Kızartılacak patatesler dilimleniyor. Patates kızartması anne usulü olacak değil mi? Aynı usul. Aslında bir tane bıçağım vardı ama bugün biraz baş ağrım tuttu. Onu getirmeyi unutmuşum. Hay Allah. Geçmiş olsun. Peki söyle bakalım parayı kazanırsan ne yapacaksın? Puzzle şampiyonasına, dünya şampiyonasına giden 4 tane Türk yarışmacının ben bütün masraflarını karşılayacağım. Uçak biletlerini alacağım, oradaki kalışlarını karşılayacağım. Çünkü sponsor bulamayıp da dünya şampiyonasına katılamayan çok iyi puzzlecılar var. Ben de onlara böyle bir şey yaptım. Türkiye puzzle konusunda iddialı mı? Ya çok iyiyiz ama yani imkansızlıklar nedeniyle çok iyi olan arkadaşlarımız gidemiyor. Birinin pasaportu yok, birinin pasaportu var, vizesi almasında sıkıntı oluyor. Bir diğeri yani maddi imkanları el vermiyor, gidemiyor. Ben de o yüzden böyle bir şey yapacağım Gürbüz. Dilimlenen patatesler kızartılmaya hazır. Pişen Café de Paris sosu lokum etlerin üzerine konuluyor. Delinin salatasına devam ediyoruz. Bolca nane koydum bakıyorum. Çünkü bu seferdeki alışık olmadıkları için çok keskin nane kokuyor diyecekler, ben biliyorum. Derler mi? Alışık değiller. Nane çok kişi koymaz salataya ya. Ay, bu arada börekleri artık çıkartsan mı acaba? Böreklerimi alıyorum ben. Böreklerimi alıyorum, börekleri çıkartacağım. Börekleri alalım. Yoksa yanacak. Tamam, bence... Nasıllar sence? Üstleri iyi kızarmış ama altlarına da bir bak istersen. Altı sanki olmamış gibi ama... Hayır ya, bunun altı mı yanmıyor? Altına nasıl gitmiyor? Bilmem. Sen alt üst açmadın mı? İstersen sadece altını yak. Ben yakayım mı? Çünkü evet. Pişti onlar aslında. Yalnız fırın sıcak olduğu için üstü yanmasın, dikkat et. Sosu sonradan eklenecek olan Pelin'in salatası da buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Mutfak hızlıca toparlanıp bulaşıklar makineye yerleştiriliyor. Tezgahı iyice siliyorsun değil mi? Evet. Tezgah da tamam. Mutfağı toparladık. Patatesler ne durumda? Nasıl oldu patatesler? Bunu nasıl alacağım? Eldivenleri giyip o kenarlarını tutup kaldırman yeterli. Dur sana patates kızartmalarını koyacak bir kap vereyim. Bu iyi mi? Evet, ona da kağıt havlu koyar mısın? Tabii. Zaten bugün sana yaptığım yardımın haddi hesabı yok. Kağıt peçete koymuşum çok mu? Yaklaştırman lazım. Buyursunlar. Başka ne istersiniz? Parayı da hemen size çek olarak sunayım isterseniz Pelin Hanım. Ne yapayım? Ay, ilk defa ben bu kadar böyle harada. Şurayı da silseydim ama. Bir zahmet sil bari. Ben de bir patates kızartmasının tadına bakayım. Börek mi oldu börek? Anlamadım neden böyle oldu. Kapatalım böreği ya. Kapatıyorum. Altına bak bakalım nasıl oldu. Ben de merak ediyorum ama niye olmadı? Benim evde her zaman... Bak şimdi daha iyi olmuş. Daha mı iyi oldu? Çorbayla sunulacak noodle yapışmaması için ayçiçek yağıyla yağlanıyor. Hadi hemen onun da üstünü ört bakalım. Ve her şeyin üstü kap... İşte bütün yemekler hazır. Bittim, gidiyorum. Bravo sana. Tebrik ederim Pelin'cim. Başardın. Çok teşekkür ederim. Yahu nereye? Çıkış diğer tarafta. Koş hadi koş.
Merhabalar. Merhaba Pelin, nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Aa, kırmızı papuçlar. Teşekkür ederim. Çok hoş, teşekkür ederim. Sağ olun, buyurun. Buyurayım. Vallahi menüyü gördüm. Bir mutlu... Hadi Gürbüz, sonunda muradına eriyorsun. Efendim, ben Gürbüz'ün şahidi olarak burada da gelin tarafını temsilen. Vallahi çok şık. Gerçek mi bunlar? Evet. Kaç tane gül var burada? 37 tane gül var. Ne diyorsun? Ben çok çiçekleri seviyorum ve yapma çok çiçekten ziyade... Evet. Ay çok şık masan. Teşekkür bakayım ederim. Bakayım şöyle bir. Senin bunlar herhalde. Evet. Aa, puzzle severdin puzzle. Sen. Evet. Evet. Aa, ne güzel suklalar puzzle. Ben de çok severim. Size bir tasarım çok konsept severim. Yapalım istedim. Vallahi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ay çok hoş. Ben çok beğendim. Ay gümüş mü? Yok değil. Ama, gümüş çok görünümlü. Güzel bir firmamızın ürünleri çok beğeniyorum. Ama çok şık. Bardak altlığınız size özel. Herkese, bütün arkadaşlara özel. Aa, ismimiz yazıyor evet, bardak altlığı. Evet, hatıra olarak da düşünce, ne güzel bir detay. Çok teşekkür ederim. Alırız tabii bugünün hatırası. Ayna olarak da kullanabiliriz. Evet. Ayna söyle bana. Kim birinci bu hafta? 75 bin bence TL ben. Kime gidiyor acaba? Bakalım, menün güzel. İnşallah da güzel yapmışsındır. İnşallah. Tiramisular var, el açması börek var, zil var. Çaldı mesela, yarışmacılar çaldı var. Mı? Çaldı. Hemen çaldı. Gidiyorum ziller ben. Senin için çalıyor Pelin. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Tabii buyurun. Merhabalar Zuhal Hanım. Sude, ne güzel olmuşsun. Hoş geldin. Merhaba canım. Merhabalar. Merhaba. Ay poçik. Merhaba Zuhal Hanım. Nasılsınız? Merhaba Necat. Senin de çok şık gömleğin. Merhaba. Hoş geldin. Çok şık gördüm. Alen. Ay yarışmacılarım. Sizlerle son kez mi bir aradayız? Onun üzgünlüğüyle geldik. Evet, nasıl üzgünüm, nasıl üzgünüm. Şuradan bir damla yaş geldi geliyor. Aktı akacak, zor durduruyorum. Bırakın neyse. Gitsin Zuhal Hanım. Bırakacağım, salacağım şimdi. Şey, gözyaşlarımı. Evet, hemen son yarışmacımız olan Pelin'in masasına bakınız. Her şey kendinden galiba, değil mi? Kendimden bizden ama şey bardaklar sizden. Ha, bardaktan bizden. Evet, bardaklar ve ekmek sepeti sizden. Tamam, olsun. Uyumlu zaten bizim sepetimizde buraya gitmiş. Ben hemen öncelikle izninizle hoş geldiniz demek istiyorum tüm misafirlerimize. Güzel bir 4 gün geçirdik. Bugün de inşallah 5. günümüz çok güzel geçecek. Güzel miydi gerçekten? Ya ben keyif aldım ama... Ne mutlu bize. Yani ben de çok bazen de şok geçirdim, öyle söyleyeyim. Hani değil evlenmiş değil mi sen de? Çok güzel saç, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Evet. Ben aslında isimlikler koydum ama tabii... Ha, evet, bardaklarını aldım. Hepimizin ismi var. Rica edersem Necati alabilir miyim? Değiştirebilirsiniz. Hani genelde davetlerde isimler oluyor. Hem de... Sude gelmiş. Evet. Zuhal Hanım. Buyurun. Evet. Teşekkür ederiz. Çok rica ederiz. Hem de birer güzel anı olarak... Götürün evinize. Hatıra kalsın diyor. Çok teşekkür ederim. Masa nasıl Ceyda? Ben masayı çok şık buldum. Değil mi? Çok güzel. Gerçekten evet. Bir de puzzle yapmayı seviyor diye puzzle şeyleri, sıklaları. Evet, evet, o detayı güzel. Fark evet. Ettim. Çok hoşuma evet. Gitti. Yani ben puzzle'ı biraz alakasız buldum ama onun dışında masanın üzerine çiçek vesaire gayet güzel olmuş. Tasarım bir masa olarak bakarsanız evet. Sevinirim. Evet. Tasarım evet. Göreceli işte bir kavram oluyor. Hani renkler ve zevkler gibi. Daha nasıl bir tasarım olabilir mesela? Benim beğenmediğim bir tasarım olmuş ama emeğinize sağlık. Onun dışında masa güzel görünüyor. Peki sen nasıl buldun Sude? Ben değişik buldum. Bu haftaki en değişik masalardan biri bence. Güzel mi? Güzel bence. Yani değişik olmuş. Kendi ilgi alanına göre dizayn etmiş masayı. Evet. Yani benim hoşuma gitti. Hı-hı. Hoş duruyor. Güzel şık bak çiçek. 30 çiçek tane mi ne gül var orada. Evet, çok pardon şık masa örtüsü de sizden şimdi. Olsun canım. Evet. Ziyanı yok. Gayet güzel uymuş. Alen? Masa şık ama çiçekler biraz düğün salonunu andırıyor biraz. Ben de o espri yaptım evet. Nikah şey ama şık yani güzel. Yani şık ama biraz fazla olmuş. Düğün salonu muhabbetine dönmüşüz. Özel bir davet, son gün hani final günü falan gibi. Bugün yoksa dediğin final doğru. Günüdür derdim evet. Bana dülüdü. Eleve ereve evet, teşekkür o zaman ediyoruz. Başlayalım. Efendim acılı ekşili wonton çorbası mıydı? Yok acılı ekşili uzak doğu usulü çorba. Uzak doğu wonton evet, geldi de aklıma. Severim. Sever misiniz? İçer misiniz? Hiç içmiş şeyiniz var. Wonton değil bu acılı ekşili uzak bunu doğu. Bunu da ilk defa duydum. Bir araştırdım. İlk defa araştırdım mutlaka. Yani yapabilmiş mi o konuda biraz bakacağız ona. Ben denemiştim. Sen denemiştin. Evet. Sevmiş miydin?
yani bir suşicide içmiştim. Evet evet veriyorlar. Yani benim ağız tadıma çok uygun bir çorba değil. Herkes uymayabilir. Ama zaten evet. Belli püf noktaları var. Var. Onları yapmışım bakalım. Belli malzemeler var koyması gereken. Evet. Alak ne düşünüyorsun? Nadolu hazır kullandıysa yandık. Çünkü bizi bayağı eleştirdi. Çok pardon. El açması böreği var ya. Olsun nadolu'da da. Yani nadolu da hazır kullanmasaydı yani. Merak etti orada. Şimdi şöyle, el açması böreğim varken bence noodle'ı benden açmamı beklemeniz çok komik kaçıyor. Hele bunları söyleyenlerin siz olmanız hani gerçekten çok komik. Bak Ceyda biliyor, börek susuyor, hiçbir şey demiyor. Şimdi hayır. Biliyor ki Ceyda bir şey dese karşılığında diyecekler ki sucuğu doğrattın, zeytini doğranmış aldın. Yok ama bizi eleştirdi ama... ya hani. Hayır, ama sizin her şeyiniz öyleydi. Şimdi arada sapla samanı karıştırmayın. Şimdi ben dün ne dedim? Dedim ki el açması bir şeyiniz vardır. Maharet isteyen biraz daha zaman kaybedecek bir tık daha zor bir yemeğiniz varsa bir şeyiniz de hazır kullanabilirsiniz. O da bunu noodle'dan yana kullanmış anladığım kadarıyla ki normal el açması böyle var. Olmasaydı... Kendisini peki kendisi mi onu bilmiyorum tiramisu'yu konuşuruz. Hı, tamam. O haklısınız ama şimdi sen... Şimdi humus yapıyorlar hazır nohuttan haşlanmış. Olmaz. Doğru. Ama bir çorbanın içinde bir avuç nohutu hazır kullandıysanız konu, yani anlaşılabilir. Senin de yani o pesto sosunu menüye yazdırmasaydın kimse bir şey diyemezdi. Evet. Ne güzel de bir şey olmuş yanında. Ama senin zaten yemeğin o. Ve olduğu gibi onu hazır kullanmışsın. Evet. Senin de mesela pizzan yani olduğu gibi hepsi hazır malzeme. Oradan yani aynı şekilde birinin daha bir şeysi vardı. Her neyse yani. Anlatabiliyor muyum? Bu arada ben mutfağa bakabilir miyim? Mutfakçı geldi hanım. Mutfakçımız iş başında. Ay niye böyle oldu çok açmış. Görebilir miyiz mutfağınızı Pelin Hanım? Tabii buyurun isteyen varsa görsün. Yani. Merak ettim. İzin verdin mi? Ben anlamadım. Evet izin evet, verdim. Evet izin verdim. İyi o zaman geç. Buyurun isteyen Alem varsa görsün. Alem ona izin verirse sana da verir diye düşünüyorum. Bence de. Yani bir gidiyorum. Ya da git dün gidemedin içinde kaldı. Milimetrik araştırmalarınızı yapın çok istiyorsunuz. Milimetrik değil çok zaten üstünden geçerek bakacağım. Noodle'larımı alayım. O noodle. Evet hazır noodle'lar nasıl? Evet hazır noodle. Hazır patates kızartmanız. Hazır derken ben yani, kestim. Yani evet kestiniz, fırına, yağa verdiniz, bitti olay. Efendim bugün büyük final günümüz. Birkaç saat sonra yarışmacılarımızdan biri veya ikisi 75 TL ile buluşacak. Sizlerden de başvurularımızı bekliyoruz. Son sürat çekimlerimiz devam ediyor. tv8başvuru.com ve Instagram hesabımız var Yemekteyiz. Hepinizin başvurularını bekliyoruz. Temizliğine bakacaksınız yani hazır verdiğinde bitti de olay falan o gibi yorumları şu anda yapmanıza gerek yani, var mı sizce? Hallice. Hallice derken? Biraz daha titiz olabilirdiniz. Daha nasıl titiz olacağım? Bu kadar yemek yapmışım, el açması yapmışım. Hiçbir şeyi sizin gibi yapmamışım. El sonra... açmanızı da göreceğiz. El açmanızı da görün tabii ki de seve seve. Sen şimdi Ankara'ya mı dönüyorsun bugün? Evet. Bugün değil, pazar günü döneceğim. E kalacaksın iki günden. İki günde evet gezeyim istedim. Ege, ne güzel havalar aynen. 25 derece. Evet, evet. Vallahi yaz gibi. Evet Alem Bey, mutfakla ilgili izlenimleriniz? Hallice Zuhal Hanım. Hallice derken? Yani biraz daha ocağın temiz olması. Bu da ocakçı başı. Ya ocağı, yağ damlar bir şey olur. Var mı çok vehem var? Yok, herhangi bir şey yoktu. Sizin tamam. Ocağınız asıl kirliydi de nasıl böyle bir yorum yapabildiniz onu öyle merak mi? Ettim. Kendi ocağında bayağı kir vardı. Ocak hala çok sıcaklığını koruyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani detaylı nasıl silebiliriz o kadar da? Yani ocak kirlenir, yağ damlar bir şey sıcak. O kadar olur. Ama sen yerde yemek parçaları bulursun. Tezgah silinmemiş unla dolu olur. Efendim hamur parçaları, yiyecekler, şunlar bunlar neler gördük? Mutfak kötüydü. Yani tezgahını biraz daha titiz silebilirdi. Ocağı özellikle. Ama onun dışında bir sorun görmedim. Mutfak temizdi. Yani ocakta birkaç damlalar vesaire vardı ama onun dışında temiz tutmuştu. Mutfak hijyenini beğendim. Acılı, ekşili, uzak doğu çorbası. Biliyorsunuz içinde soya filizi, efendime söyleyeyim noodle'ı. Tavuğu efendime evet. Söyleyeyim baharatları şu su bu su olan bir çorbadır. Miso çorbası var bir de mesela yine uzak doğunda. O da mısır falan filan. Sirke de vardı galiba değil mi burada? Sirke de var evet. Bence evet. Zaten gününe oynadı. Ne için? Çünkü benim o gün çorbamı içerken böyle acılı acılı ben çorbaları acılı acılı seviyorum. Evet, acı geldi. Hiç gününe oynamadı. Hazırlığını yaptı bugüne.
Hiç bilim oynamadım. Sizin çorbanızı da beğendim. Puanı da verdim. Acı seviyorum. Evet bu bir evet, gerçek. Evet sizin çorbanız da acı ya. O yüzden var, beğendiniz evet, acıyı benim seviyorum. Çorbanı. Umarım seviyorsunuz siz de diye de bizi yakmazsınız bugün. Zaten yani hava sıcak. Yani dünyada içilen sonra acılı ekşili çorba yani. Yanarsınız da yanın. Hayatınızda bir kere de bir uzak doğu çorbası içmiş olursunuz. Şey, kötü mü? Alem Bey kendi çorbasına sebze çorbası yazmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani siz sebze yazıp acılı koydunuz. Pelin Hanım acılı yazmış acılı koydu. Acılı ekşili bu doğru, arada. Doğru söylüyorsunuz. Yani. Siz de yeşil dediniz kırmızıydı ya. Tamam. Sürüncüydü. Ama şimdi onun söylediği başka bir şey. Ayrıca bence siz Necati Bey'e 7 verdiniz ya. Evet. Yani 7 o menüye 7 vermek bilmiyorum yani. Ya bu evet konu sizi niye rahatsız ediyor? Pardon. Bir kadar bir saniye Ceyda'cığım efendim. Benim rahatsız olduğum konu şu. Dün de aynısını söyledin. Yok işte bir şipleme muhabbeti söylediniz vesaire. Söylediniz. Tamam söylediniz. Mi? Yok işte aralarında belki bir şey. Birincisi bu çok yanlış bir şey. Karakterinize mi yakışan bir şey değil. Sudan Hanım'ın kendi bir ailesi olabilir. Bunu ailesi var, bunu izliyor. Evet, benim olabilir. Bir eski sevgilim olabilir, bir sevgilim olabilir. Bunları düşünerek konuşursanız ben çok sevinirim. Sevgiliniz varsa dilendirebilirsiniz. Lafımı bölmenizi istemiyorum. Birincisi sevgiliniz var mı Necati sizi Bey? Sizi ilgilendirmez. Bu benim özel hayatım. Bu bir. İkincisi olup olmaması da sizi yani, tekrar ilgilendirmez. Aynı yani, şey olduğu hiç umurumda değil. Sevgiliniz varsa bile çok tamam. Yazık o sevgiliniz. Niye? Neden? Bence şu an ayrılma durumundalar. Yapma. Çünkü hiç bahsetmiyor. Aa, ya ben bahsetmek zorunda mıyım? Bahsetmiyor. Bahsetmek zorunda mıyım? Bu benim özel hayatım. Bu seni ilgilendirmez ya. Yani bahsetmedi diye biriyle şiplemem mi gerekiyor? Program programda. Hayır şiplemeye şimdi geçelim bir. Siz ya neyiz? Olay şipleme ama şu an benim rahatsız olduğum konu o. Ya şiplemenin Türkçesini söyler misiniz? Yakıştırma. Şiplemek mi denilen? Evet. Meç etmek vardır. Şiplemek ne demek? Relationship'ten mi geliyor? Ben evet, bilmiyorum. Evet, evet. Ondan geliyor. Ha ondan geliyormuş. Bir İngilizceyi, bir Almancayı bir yere bağlıyoruz işte. Hiçbir şekilde. Hala gülüyorsunuz. Çok wunderbar. Rahatsız ediyorsunuz beni. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 100. 100. 100 tamamlayalım. 100 doğru. 100'e yuvarlayı verdim. Necati Bey'in o kötü beğenisinde Sude Hanım'ın 7 puan vermesi gerçekten aralarında bir koalisyon olduğunu gösteriyor yani. Alem Bey'e bu konuda katılıyorum kesinlikle. Aralarında bir şey var aşk diyebilir miyiz bilmiyorum yani ama aralarında kesinlikle bir şey var, bir çekim var. Yani Alen zaten 5 gün boyunca patavatsızlığıyla ön planda. Bunu izleyenler de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Benim sevgilim olup olmadığını önceden bana sorabilirdi. Yani gidip de başkasıyla yakınlaştırması hiç hoş değil. Çünkü onun da bir ailesi var, benim de bir ailem var. Dediğim gibi bir sevgilim olabilirdi. Alen Bey'in bu patavatsızlığı yüzünden belki olmayabilirdi artık. Yani çok yanlış buluyorum bu hareketini. Alen Bey haddini fazlaca aştı. Olmayan şeyleri oluyormuş gibi gösterdik. Televizyonları izleyen insanlar yanlış fikirlere kapılabilirler bu yüzden. Benim ailem de bu programı izliyor. Boş konuştu. Ben çok sinirlendim. O an tepki veremedim donduğum için. Benim yerime Necati Bey sağ olsun benim adıma konuştu. Buyurun. Sude Hanım bu arada neden 7 verdiniz dün? Ben dediğim gibi haftanın ilk günü Ceyda Hanım'ın günde söylemiştim. Adaletli bir insan olduğumu. Hak eden insana 7 vereceğim yani ya, hak ettiği puanı vereceğimi söylemiştim. Çoğunluğumuz eksik puan verdik. Siz hayır, niye 7 verdiniz? Şey sizin dünden beri ana yemeği sizin tatsız ve tuzsuzdu. Nesine 7 verdiniz? Gayet lezzetliydi ben çok beğendim. Sizin ana yemeğinizden çok daha lezzetliydi bu arada. Benim kendi ana yemeğim. Hayır sonrasında diyorsunuz ki neden şipliyorsunuz? Böyle birbirinizi sürekli savunduğunuz için yani. Neden yakıştırıyoruz? Tamam. Türkçemizde çok güzel kelimeler var. Necati Bey bana yüksek verdi de ben ona yüksek mi verdim? Öyle bir şey yok. Bana 5 verdi. Ben ona 7 verdim. Yani bu yakıştırma gerektiren bir şey değil. Ki bugün Pelin Hanım'ın menüsü de istediğim gibi ise, güzelse aynen. Ben gene hak ettiği puanı vereceğim. Adaletli bir insan olduğumu Zühre Hanım baştan beri söylüyorum. Bravo. Hiçbir ay, zaman çok özür dilerim. Ben ilk size verecektim. Hiç önemli hiçbir değil. Zaman ben önemli değil Pelin. Boş ver lütfen, ya. Ben özür dilerim. Hayır takılmıyorum ben çok o şeylere. Özür dilerim. Teşekkür. Zühre Hanım ben yazdım bir kenara. Alem Bey ve Ceyda Hanım bana şaka yapıyorum. Hayır önce oraya verin diyor zaten şey kameraman arkadaşlarım yönetmenimiz. Hayrola Bey. Yani normalde zaten o tarafa vermeniz lazım önce. Problem değil. Efendim pardon. Şu an bir de bir şey gözüme battı benim yani. Ne battı? Şu an masada. Sizinki az, sizinki çok, sizinki az, sizinki az. Evet. Tabağınız kendi. Hem sonradan peki. Geliyor hem az geliyor. Evet. Peki, Pelin Hanım peki alın. Bunu yazıyoruz bir kenara. Da valla ben şey olmasın diye, aman ziyan dökmeyin. Olmasın heyecan diye yapmayın. Koydum. Nasıl olsa muhtemelen çok
Ziyan olmasın sizin adınıza. Şimdi eşit tüm... dağıtılmamış diyorlar. Gel evet. Otur lütfen. Peki. Sensiz başlayamayız. Çizgilerine bir bakabilir miyiz? Eşit değil mi? Çizgilerden tabii, bir bakalım. Çizgilerden baktık da eşit çok mu? Değil. Yok, çok acayip çok, de bir fark yok. Çok da abartmayın arkadaşlar. Bu eşitsiz. Peki. Bir bakın. Sude Hanım'ınki emin. Bir tık benimki azmış. Önemli değil, önemli değil. Ama az veren candan. Evet. Afiyet olsun herkese. Eline afiyet sağlık Pelin. Olsun. Hadi bakalım içelim çorbamızı. Uzak Doğu. Yani şimdi. Acıdan, ekşiden çok biraz mantar tadı daha çok geldi bana sanki. Bunda tam 6 adet mantar var. Kişi başı 1 tane koydum. Yani mantar aldım. Çorbası gibi değil. Ama mantar bunda olur zaten. Yani biraz ağır basmış tadı. Yani acısı da var ama ekşiliğini alamadım. Ekşiliğini hiç alamadınız mı? Yok. Ben alıyorum ama. Yani acısı falan var gayet ama mantar olmuş. Tadı geldi ağzıma. Bile. Gayet güzel olmuş bence. Nesini alamadınız çok pardon. Hiç mi ekşiliğini alamadınız? Ekşiliğini alamadım, acısını aldım. Mantar hı-hı. tadı yoğun geldi. Hı-hı. Ekşi gelmedi bana. Hiç ekşi gelmedi yok, size. Gelmedi. Acı geldi ama. Bunda bayağı bildiğiniz sirke var, pirinç sirkesi var hem de. Doğrudur, benim ağzım tadı da alamadı. Ben de aksine arkadaşlar... biraz daha acılı beklerdim ama yani yok o kadar canım. Acılı değil benimki. Meksika biberi mi bu? Evet. Bence ya yeterince var acısı. Ya kendisi acıyı da seviyorum deyince acılı bir çorba yapınca ben biraz daha boğazı yakacak Beyran bir çorba bekledim. Beyran mı içiyoruz o kadar da bir acı? Ya ama yani biraz daha acılıydı. Acı evet. beklerdim aslında. Ben kendime yaparken... Bu anlamsız bir acıydı ama. Ben kendime yaparken acıyı daha fazla koyuyorum evet. Çünkü o gerçekten acıyı seviyorum. Ama yarışmada risk değil mi biraz? Ben bana bilmiyorum bana kafi evet. geldi. O yüzden sana az geldi. Çok koymadım. Ben yaktı de... zaten yani. Evet yaktı. Yaktı değil mi? daha da acı bilmiyorum fazla ben olurdu. Ben sadece hani kendisi de acıyı seviyor üstüne bir de acılı çorba seçince dedim acaba... Alembi'nin de üstünde bir acı Aa, bekliyor yok, beni. Alen'in üstü aman Allah. O yüzden biraz korkuyordum Nirvana. Aslında da ya. Onun altında olunca çok mi? Da isteğim karşılanmadı gibi. Karşılanmadı. Evet. Beğenmedi mi çorbayı? Ya beğenmemek değil acısını beğenmedim. Biraz daha acı beklerdim aslında. Yok, bu arada noodle'lar gerçekten şimdi siz gülüyorsunuz evet onu söyleyecektim. Bu buradan değil galiba. Bunlar Japonya'dan özel gerçekten burada bu kadar incesi noodle'lar. Ben görememişim. Gelirken mi getirdiniz? Evet. Ağustos'ta Japonya'daydım. Evet. Gelirken getirdim. Bozulmadılar mı? Bozulmazlar. Onların süleri 25'e kadar ayrıca. Yok. Üzerine de istiyorsanız bakabilirsiniz de. Yani. Yok. Yok bakabilirsiniz. Ha, doğru tabii kaç yıllık olduğunu da bize de öyle bir şey getirmez Hayır. herhalde. Ben Umarım. Masterler Dünya Yüzme Şampiyonası için Ağustos'ta Galatasaray takımıyla birlikte Dünya Şampiyonası dedim Japonya'da ve oradan aldım. İçiniz rahat olsun 2025'e kadar geçerli noodle'larımız var. Mersi. Teşekkürler. Gece görürüz gibi. Efendim? Gece görürüz diyorum hani son kullanma olayını. Evet Ceyda seni de dinleyeyim. Tamam. Ya ben ilk kez içiyorum bu çorbayı. Normalde böyle mi oluyor tadı ve kıvamı? Olması gerektiği gibi bir çorba. Hı hı. Genelde Uzak Doğu'da farklı metotları var evet. Yani bazen Japonlarınki daha kıvamlı, daha fazla böyle yoğun çok yoğun malzemeli yapıyorlar. Oluyor, evet. evet. Bunda da malzeme çok fazla aslında. Bu biraz daha böyle farkında olursanız soya filizi var, havuç var, biber var, mantar var ve noodle var. Beğendin mi? Evet. Yani pişmesi falan güzel ama benim damak tadıma hiç uymadı. Çok karışık geldi bana. Hem de karışık geldi. Ama evet, uymayabilir. Uymayabilir. Uymadı. Ama adı üstünde Uzak Doğu. Yani ben size sadece acılı ekşi çorba yazsaydım. Dediğiniz doğruydu ama bu Uzak Doğu usulü evet. ve Uzak Doğu'nda böyle blenderdan oradan buradan geçirilmez gerçekten parça parça hatta böyle gördüğünüz üzere bu şekilde konur. Servisinde dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama noodle'ı önce tabağa koyuyorum. Noodle'ı başka yerde pişirdim, beklettim. Ondan sonra çorbayı servis sırasında üstüne döküyoruz. Peki, Alen? Sude Hanım'a katılıyorum. Biraz mantar tadı yoğun ve acısını biraz daha... Yoğun beklerdim. Allah Allah. Evet, daha ne kadar acı olur. Arkadaşlar beklerdim. Biberleri görmüyor musunuz? Kırmızı kırmızı. Ve bayağı acı ya. Artı. Yakmadı mı bu? Bana şöyle yaktı söyleyeyim. Benim ya. Benim de yaktı. Cayır cayır yani. Hayır acı sos acıyı belirttiği için bir tık daha acılı bekledim. Ve bana göre bir tık tuzlu. Yok bana tuzlu gelmedi. Bana da. Ben biraz ekşisini az buldum ama. Birinizin algılarını kaybetmişsiniz. Yani gram tuzlu değil.
bence. Bence bana de normal bence de bir tık. Ama ekşisi az. Evet, bir tık daha. Ekşisi bir tık olabilir. Sirke belki bir tık ama, daha verilebilir. Yani şimdi bilemiyorum, her şeyi o kadar eleştiriyorlar ki sirkeye ya fazla tabii biraz kursam... bıçak sırtı bir çorba bu yani hani evet. Herkese uyuyacak bir lezzet olmadığı aşikar zaten, herkes yani sevmez o pirinç. Bunu bilerek seçmeniz gerekiyor. Yo ben bilerek seçtim ama mesela yani, bazen sirkeyi ben çok doğru. Severim, inanılmaz severim. Siz mesela o gün sirke koydu Alemler, çok sirkeli falan dediniz. Yani çok şimdi... sirkeli demedim, çok tuzlu dedim. Tuzlu ama o tuzun da nereden kaynaklandığı yani belliydi. Koydu, sirke peki. Koyduğu için. Peki. Valla şu böreği afiyet merak ettim. Acılı ekşinin üzerine bizim bir böreğimiz var herhalde. Ne böreğiydi? El açması peynirli maydanozlu böreğimiz var. Çorba karışık bir çorba yapmak istemiş. İçinde çok fazla malzeme vardı. Yani Alem Bey'in çorbasını tattığında... Çok acılı, ben bunu çok seviyorum dediğinde kendi menüsünde acılı görünce gerçekten Alem Bey'in acısına yakın bir çorba içeceğimizi düşündüm. Ama ben ne acı alabildim ne ekşi alabildim. Sadece aslında hazır noodle ve mantar yedim. Onun dışında lezzetini çok beğenmedim. Ceyda Hanım'ın pişmemiş pizza hamuru gibi çiğ mi gelecek acaba önüme diye düşündüm ama inşallah gelmez. Bugün aç geldim çünkü doymak istiyorum. Pelin i̇nşallah. Hanım, iddialı menüsüyle inşallah bizi doyurur bugün. Çünkü iddialıyım demişti, ben bu menüyü seçtim. Ya siz zaten o pizzanızla benim ara soğumu da eleştiremezdiniz bu arada. Ara hazır. Soğuk mu? Ara soğuk. Sizin arası canı. Yediğiniz çiğ köfte alev gibi ya miydi? Ya Allah aşkına ne çiğ köfte? Neyi Allah aşkına? Ya. Soğuk muydu, sıcak mıydı? Ara soğuk ara dedim. Ara soğuk doğru. Siz bence kendi menünüzü hiç savunmayın bile yani. Neden savunmayayım? Hiçbir şey yiyemedik ki. Hiçbir yes, ben gayet tuzu orada yoktu. Yedim. Hiçbir şey bir tek sizde gördüm. Robottan yani. Çiğ köfte çekilir. Allah aşkına. Ya valla robottan çiğ köfte çekiliyorum ya. Siz gülün. Allah. Çiğ köfte çekilir. Yani bak ya. Şöyle yapıyorlar çekilir. Evlerde biliyoruz. Hani çok uğraşmamak için evde kendine yapan canı çeker ailene hemen bir robottan geçirirler helmelensin falan diye biraz yoğurduktan sonra ama sen öyle hani birazcık bari yoğursaydın. İşte yoğursaydın birazcık yorulsaydın. Gücüm yetmedi. Robottan çiğ köfte yapmış gelmiş beni eleştiriyor. Necati Bey'in sadece gücü bize yetiyor zaten. Zaten şimdi bir saniye. O, sen o topu yaparsan önüme getirirsen benim gücüm sana yeter. Necati. Pardon o çiğ köfteden sonra mı? Bir saniye. Çiğ köfteyle top Necati. Ne alakalı? Şimdi dün seyretmemiş olanlar olabilir, bugün şu an televizyonlarını yeni açan olabilir. İsim vererek söylersen yanlış anlaşılmasın, toplarınız ne topu mesela? De ki ananas toplarınız olmamıştı de ya da sizin lollipop top şeyleriniz, tavuklarınız diye isim vererek böyle söyleyeyim ki neyden bahsettiğimizi anlasın seyirci. Ananas topları yapmış, evet. Alem Bey'in yapmış Alem'in olduğu ananas atıştırmalık topları. Tatlı. Evet. Heh. Yani önümüze geldi, her şey hazır. Yani benim irmik helvamla yok, bu arada... Yok güzeldi senin irmik helvan. Yani karşılaştıramazsınız. Evet. Bir tık şekeri falan. Her şeyiniz hazırdı. Benim irmik helvamın üstüne burada kimse laf söyleyemez. Hayır bugüne sizin kadar sizin pankek burgerinizin üstüne biraz söyleyemezsiniz. Ben size yedi bugüne kadar. Ben size yedi verdim. Allah söyleyemezsiniz. Şey okay. Siz de hazır kedi dilini... Evet. Arasına yapmış olduğunuz bir pastacı ama kremasıyla. Ama güzeldi. Güzel oldu. Ben kötü demiyorum. Hazır ürün kullanarak benim tatlımla rekabet edemezsiniz diyorum. Kedilinin arasına pasta kreması koyup önüme arada. Getirdiniz. Ama benim birinci kremasından daha iyiydi. Kendim yaptım ben pastacı kremayı. Ben kime yaptım? Gürbüz'e mi yaptırdım? Gürbüz. Hayır bana diyorsunuz ya hazır malzeme kullandınız diye. Tamam. Tamam ben kedi dilinin bisküvisini hazır kullandım. Siz de dondurmayı hazır kullandınız o zaman. Nitrojen mi getireyim? Getir. Ne var? Getir. Zol Hanım. Biz alırız. Zol Hanım. Efendim? Ben yedik verdim kendisine. Sana niye kızdı? Bana burada ateş ediyor. Böyle bir şey yok ya. Ben yine tatlımı kapıştırmak istedim. Bir şey tatlımı beğendiğimi söyledim zaten. Yani. Teşekkür ederim. Kime niye laf teşekkür ederim. Onun kedi dilleri hazırda mı? İçerisine yaptığı pastacı kreması. Sonuçta yani orada bir emek var. Evet. Tatlıcılar bile onu hazır kullanıyorlar. O yapmış. Şimdi senin irmik helvan. Şimdi bence şey olarak zorluk olarak aynıydı. Sen de helvayı kavuruyorsun yani irmiği. Zuhal Hanım ben şeker zaten... Koyuyorsun. O da pastacı kreması uğraşıyor. Yani eşit değerli şey olarak. Zuhal Hanım doğru. Ben hem pastacı açısından. Kremasını yaptım, hem şeyi yaptım, pankeki yaptım. Hepsi bana ve karşı. Ve çubuk koydunuz değil mi? Doğru sen ama de pastacı kreması yaptın. Yani. Ben, benim pastacı kremam da çok lezzetliydi. En azından hazır kedi dili kullanmadım. Ama pankekiniz yenilmiyor ki. Sizin kedi diliniz hazırdı, hazır olduğu için, fabrika yaptığı için yeniliyordu. Siz yapsanız yenmezdi zaten. Benim sunumum bile çok güzeldi. Ben neden çubuk koyduğunuzu da anladım. Pankek hamurunuz o kadar sertti ki galiba dişinizi karıştırmak için... Pankek hamurum şu yüzden sert oldu. Saydı kusura bakmayın, şöyle bir düzeltir misin? Pankek hamurum sert olmasının sebebi buzdolabına koyduğum için sertleşti. Onun hani unu fazla koyduğunuzu çok rahat bir şekilde buzdolabına koyduğum için sertleşti. Çok mu sertleşti? Tıt 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 tıt. Ben bir şey demedim, Alen konuşuyor. Ay. Ne oldu Alen? Alen hep konuşuyor zaten de. Aman siz de hiç susuyorsunuz Alengirli. Yani.
El açmasını görünce Alen konuşuyor. El açması mı? Keşke şöyle yapabilir miyim ya? Saygısızlık olur mu Zuhal Hanım? Ne için? Yok, vurma kafana. Yani. Vurma, vurma. Olmaz. Kesilmiyor ama. Bildiğiniz taş. Bu taş, resmen taş. Benim mülfeğime laf diyenler bu böreği görünce utanmaz mı? Yani ben kimin masasında testere demiştim? Suudi Hanım, evet, kusura bakmayın. Yani geçti bu artık. Masada testere lazım. Geçti artık, yani bu kesilmiyor bile. Kesilmiyor bile yani. Cidden. Pelin Hanım, gerçekten size aşırı mutlu gelmiştim. Aç geldim. Bakalım acaba bunu nasıl savunacaksınız? Acaba bunun usulü nerede, nasıl oluyor? Keşke hazır kullansaydınız da böyle uğraşmasaydık. Bakayım. Keserken de emindiniz yani bakayım demeden önce. Ayrıca ben bunu hak veriyorum. Su alabilir miyim? Bunu hak veriyorum. Fırında fazla kalmış ve kurumuş hamur olur. Evet. Yani siz bence doğru, bu ara veriyorum. Sıcaktan sonra mutfağa da çok girmeseniz iyi olur gibi. Yok, fırına alışık değilim. Orada kurumuş. Biz fırına bayağı servis etmesin yani. Evet bize. Evet. Biz fırına ana zaten yemeyelim. Bayağı çok özür dilerim. Böyle. Mutfağa girmeyin diyor bu yamar. Ara yemekten sonra bir daha mutfağa girmeyin isterseniz. Bitirelim yani. Burada. Evet, bugünlük böyle. Bu hafta böyle. Yarışmacımız öyle talep etti. Biz de bunu kırmayalım diyoruz, bu isteği. Zuhal Hanım, fırına alışık değil diyor ama. Öyle mi dedi? Evet. Duymadım ki. Ben bir aydır arkadaşlık kuruyorum fırın, o fırında. Fırın değil mi? Necati geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Fırınla kendisini çok özlüyorum. Değil mi? Zuhal Hanım, fırın aynı fırın. Her yerde evet. Fırındır. Evet. Yani sen 180 derece atınca bu fırın 200 derece mi pişirecek? Aynen. Hepimiz de aynı fırını kullandık bu yani, arada yani. Bu saçma bir bir şey daha pişti mi fırında oldu aynı anda? Hayır. O sürahi kimin? Benim. Bizim olsun. Çok şaka seve yapıyorum. Seve. Çok güzelmiş. Sizin çok şaka yapmış. Çok güzelmiş. Boğazım kurudu. Şimdi bazen aynı anda börekle birlikte bir şey pişiriyorlar, altı üstü eşit pişmiyor. Senin öyle bir durumun olmadı değil mi? Hayır, ben tek başına pişirdim ne ama... Ne oldu peki? Fazla kurumuş, o sıcak kalsın derken baya baya kurutmuşum ben bunu. Su ister misiniz? Yok canım, ben sağ ol. Ben alabilirim. Bence olmamış. Yani. Baya baya kurutmuşum. Ben çene kası yaptım. Geçen de kol kası yapmıştın. Ne güzel, kaslı bir şekilde maşallah gidiyorsun. Bu programdan... Bu program gidiyor. Size kas da kazandırıyor, 75 bin TL kazandırdığı gibi. Yani normalde ben bu böreği inanın ayda bir kere en az yapıyorum. Kıymalısını da yapıyorum, peynirisini de yapıyorum. Bu peynirin içinde lor peyniri ve beyaz peyniri karıştırıyorum. Fakat biraz fırının azizliği olmuş, haklısınız, kuru olmuş. Fırının azizliği mi? Yani orada... Kusura bakmayın, ben keşke, de fırını kullandım. Keşke ayda 3 sefer yapsaydınız da bize bunu sunmasaydınız. Ya siz hiç konuşmayın. Ya da şöyle yapalım. Benim, hazır yufkayla yaptınız ama yani. Ama bu fırının kusuru değil. Keşke siz de hazır yufkayla yapsaydınız da taş gibi olmasaydı. Keşke. Haksızsınız mı diyorum? Yok, kabul ediyor. Tamam, kabul ediyorsunuz. Sonra... Ama sen fırında fazla bırakan sensin. Evet, belki derecesi... Evet, o benim hatam ayrıca olmuş. Ayrıca da sadece evet, kuruması değil. Hayatım, dışı kurumuş, içi hamur. Evet. Bildiğin şey hamur. Ben anlamadım şöyle zaten. Şöyle gösterelim. Ya ayda bir yapıyordunuz, bence hiç yapmayın daha iyi. Vallahi İçi de hamur tatlı şöyle mı? Şöyle söyleyeyim. Evet, ben de şaşırdım. Çünkü sımsıkı. Şöyle söyleyeyim. Çok kalın yapmışsın. Evet. Çok kalın açmışsın. Sadece pişirmede de değil, biraz kalın düşmüş. Kusura bakma. Yani... Neyse, otur otur. Yorumlasınlar tabii gene. Evet Sude. Yani Zuhal Hanım, gerçekten benim milföyümün kesilmediğine laf söylediler. Evet, seninkini daha sertti. Daha yani bu taş gibi, yağını da az koymuş galiba, sıvı yağ falan. Yani çok kuru olmuş börek. Yani belki pişmesine sıkıntı oldu ama böyle böreğin lezzetinde de sıkıntı var. Ben sizden daha farklı beklerdim. Sen böyle gül böreği gibi mi yapmak istedin? Ben bunu normalde... Çok pardon. Ne, sen ye sonra soralım. Evet, peki tadı, lezzeti, belki beğendiğin bir şey var mıdır Sude? Efendim? Beğendiğin bir şey var mı, herhangi bir şey? Yani... Ben beğenmedim böyle. Beğenmedim ya. Komple. Yani çorbası daha iyiydi açıkçası. Üstüne su için biraz, bakın tadı güzel. Yani peyniri falan ya güzel geliyor. Ağzı ıslanınca diyorsun. Ağzı ıslanınca güzel değişik oluyor. Ben mesela elimde bir yudum benim için. Su olmasa mesela. Bir yudum be. Bir börek alın bir de su için, bakın çok güzel. Ya zamanımız temizlensin. Az önce fırı olmasında haklısınız ama ben dediğim gibi fırın azizliği. Oydı. Gerçekten. Ya, siz şey. De bahanelere benim... sığınıp sığınıp duruyorsunuz. Ben yapma bunu Pelin, bari sen yapma. Pelin'cim, isterseniz siz kesin bunu bize. Ağzımıza da verin yani, yiyelim. Ama biz, suyumuzu da damlat. Ya, yani hanimiş de hanimiş. Bakın haklısınız ama biraz hani içindeki emeğe de bir bakın. Peynirli. Sen benim rolümdeki emeğe baktın mı? Yok, onda hiçbir şey yok. Gözün nasıl yok? Şu an çocuk avutur gibi bizi avutmaya çalışıyorsunuz. Ben hayır, ben avutmaya çalışmıyorum. Bak emek, el açması. Yani onu da düşünebilirim. Ama şimdi seçilen şey ne olursa olsun, 40 kat baklava veya mantı veya börek. Yani sonuç olarak biz bunu yiyoruz ve somut bir şey. Yani pişmedikten olmadıktan sonra bir kıymet harbiyesi maalesef kalmıyor. Fakat şöyle bir durum var. Tabii ki gene bir el açması, gene riskli bir şey, ürün seçilmiş. Bundan dolayı isteyen değer
değerlendirebilir tabii ki bunu puanlamada. Bazen gene de risk almış deyip artı bir puan da verebiliyorlar. O da ayrı yani. O onların tasarrufunda olan bir şey. Sen ne söyleyeceksin Necati? Ekstra bir şey var mı? Yani ben bize 4 gün boyunca kök söktürüp böyle bir ara sıcak getirdiği için yeteneğini sorgular oldum. Yok canım, normalde o da öyle yapmıyordur veya yani. Sen de öyle veya o da öyle yapmıyordur. Sizin eliniz ayağınız karıştı. Ben artı benim o kadar emekli. Siz bana şey diyeceksiniz, içindeki peyniri çıkartın, bir peynirin tadına bakın. Öyle demedim. Yok, ama biraz hamur, daha konuşsak onu diyecektiniz. Yok, hamur sert olduğu için suyla böyle yumuşuyor ya. Tamam. Hani o yüzden şöyle bir lokma alın, üstüne bir su için bakalım nasıl olmuş. Bir de öyle deneyin bunu, dedim. O zaman şey yapalım, bir kasenin içine bunu atalım, suyun içine. Biraz yumuşasın, öyle yiyelim. Ne dersiniz? Peynirin tuzu gitsin diye atarlar ya, bekletirler ya da zeytini. Evet, Necati Bey'in gününden sonra gerçekten sizin de bugün fake olduğunuzu düşünmeye başladım. Fake. Yani dalga mı geçiyorsunuz? Pardon da benim neyim fake? Bunu neden önümüze getirdiniz? Çiğ köfteniz. Neyin çiğ köftem fake? Benim çiğ köftem iç harcı gayet olmuş bir şekildeydi. Gerçekten dalga geçtiğinizi düşündük biz yani önümüze İç harcım gayet olmuş bir şekildeydi. Sadece yufkayla düzgün saramadığım için sunumda sushi gibi olmadı. Çiğ köftemin iç harcı gayet olmuş bir şekildeydi. Sadece kesinlikle blenderda oldu. Birazcık fazla tutup ve suyunu azıcık fazla koyduğum için dediğiniz gibi birazcık hamur olmuş olabilir. Ama lezzetinde hiçbir sorun yoktu. Susuzdu. Siz zaten dün galiba dilinizi fırçalamamışsınız çünkü... Tat yok, tuz yok, baharat yok. Dün sürekli yoktu, sadece bunu dediniz. Yoktu, var mıydı arkadaşlar? Var kendi mıydı? Yorumunuzu yapamıyor musunuz? Arkadaşlarınıza soruyorsunuz. Hayır, ben işte söyledim. Arkadaşlarımdan da teyit alıyorum. Evet, dün sadece bunu söylediniz. Var mıydı? Dur soralım. Var mıydı çiğ köftenin lezzeti Alen Tuğde? Hiçbir şey hayır, yoktu yani. Yani. Ben çiğ köfte olarak bile adını etmiyorum zaten. Gerçekten mi? Evet, aynen. Zaten Tuğde Hanım onu kısır olarak yedi. Zuhal Hanım şöyle bir şey var. Ceyda Hanım'ın hiç konuşma hakkı yok burada. Niye? Zaten ağzının tadının çok ağzının bir dakika ben konuşuyorum. Ağzının tadı tuzu olmadığı için zaten yemekten anlayacak bir insan değil. Allah Allah. Yemek, ilk günde de gördük, kendi günde de gördük. Biz o yüzden sizin bu hafta lezzetini. Bu hafta en kötü yapılan kişi yemek sıralamasında sizi ilk 5. mi olacak diyorsun? Evet. Sonuçlarda göreceğiz. Aa! Yani Ale, beni zaten sevmediğini söylüyor kendisi. Evet, söyledi. Burası evet, bir yemek sevmiyorum. Yarışması programı. Hala sevmek zorunda da değilim. Burası bir yemek programı. Buraya biz duygularımıza gelmiyoruz. Biz yaptığımız öyle yemeklerle oturuyoruz masaya. Ben bana beni sevmiyor diyemezsin. Sevmeyebilirsiniz. Ben de size haz etmiyorum zaten. Bunu burada söyleyemezsiniz. Neden söyleyeyim? Söyle, burası yemek neden programı. Ben size burada yemeğimleyim, kişiliğimle değilim. Ben yaptığım yemekleri koyuyorum. Tabii, ben hep söyleyeyim. Tamam, yemeği notlayacaksınız. Ben puanlamamı zaten sizin yemekleriniz üzerinden verdim. Aa, bir saniye, dur Ceyda. Dün ama dedin ki emeğe 1 puan dedim. Ben de dedim ki Sude'ye niye 3 verdin onun da emeğini? Çünkü onu sevmiyorum dedim. Ama herhangi ama bir emeğini ki, göremedim ki Sude Hanım'ın. Pardon, nasıl yani? Herhangi pardon bir yemeği yoktu. Yemekleri de lezzetli değildi. En azından Necati Bey yani bir helva kavurabilmişti yani. Ben ha, o anlamda. Ne tabii ki. Var, ben o de... yüzden emek vermişti ve ona 1 puan verdim. 4 ama o da pastacı yani kreması yapmıştı falan fıstık. Aa. Ben kıymamı kavurdum. Aşırı lezzetliydi yani. Hiç lezzeti yoktu sizin elinizde. Sizin ağzınızın tadı olmadığı için kendi yemeklerinizde sizin yaptığınız sizin ağzın tadı gibi kötü. Için. Gayet lezzetli ellerim var. Size ne benim ağzımın tadından, yok, damağımın hiçbir tadından? Şey size ne? Kendi yaptığınız yemekler aşırı lezzetsiz. Yaptığınız yemekler aşırı lezzetsiz. Mükemmeliyetçiyim belki ben. Mükemmel, evet. Evet. Şey sizin çorbanızdan çıkan kocaman zencefil kafam kadardı. Evet. Bayağı mükemmeliyetçi bir insansınız. Zencefili bile blenderdan geçirememişsiniz. Tamam, peki. Blenderdan geçirememiş olabilirim ama lezzeti çok güzeldi. Ceyda Hanım Sude Hanım'ı sevmedi. Ben de Pelin Hanım'dan hiç haz almadım bu 5 gün boyunca. Çünkü kendisi saygıdan bahsedip saygısız hareketler yapıp durdu. Sude'yi sizi sevmiyorum demiştim. O bayağı içine oturmuş. Ama gerçekten sevmiyorum yani. Ve ben dürüst bir insanım. Geldiğim gün de söyledim bunu yani. O zaman neysem hala oyum. Oynamıyorum da yani. Sevmiyorum. Hala sevmiyorum yani. Pişman da değilim bunu dile getirmiş olmaktan. Ceyda Hanım'la Sude Hanım birbirlerinden haz etmediklerini söylediler. Bunu birbirlerinin yüzlerine de söylediler. Ama yani bu yarışma programı yani bir hafta sonra zaten birbirimizi görmeyeceğiz. Gereksiz bir polemik bence. Ben de Necati Bey'den hoşlanmıyorum ama bunu söylemek gereğinde bulunmadım. Evet, tartışmanız bittiyse Alen'e de soracağım böreği. Evet, emek var. Dışı taş, içi hamur. Çok güzel bir emek. Başka bir şey demek istemiyorum. Yani ben tekrar ediyorum, benim hatam belki ama ya, o kadar da ama yani herkes bir şeyleri yapamıyor. Sen evet de maalesef umarız sadece böreği şey yapamamışsındır. Yani. Ama eline sağlık, emek var teşekkür tabii ki. Teşekkür ederim. Yani sonuçta uğraşmışsın, bir hamur açılmış. İşte sararken de katlarken de acaba biraz kalın mı düştü? Orası da tabii. Bir de sen şimdi baktın dışını, aldı rengini. Aman çektim fırından. Bu ama sefer içi, de içi hamur kalın olduğu için evet hamur çiğ kalmış maalesef. Nazar nazar. Vallahi nazar.
Yağlı beyaz peynir dedim, bana tamamen lor geldi kuru. Bana da evet. Kuru peynir dedik. Kupkuru. Bari tam yağlı ezine falan sadece koysaydın şekerim. Zuhal Hanım, benim böreğimi o kadar çok eleştirdiler. Lor peynirle... Ama niye lor? Lorla şeyi karıştırdığını çok güzel oluyor aslında ben. Bunu çok, çok beğeniyorum. Ben böyle böreklere karşımız. Lordan ziyade tam yağları yakıştırıyorum. Tabii ki senin tercih koyulabilir. Her türlü otlu börek koy, lor koy. İsteyen istediğini koysun. Ama sanki böyle gül böreğiydi falan filan. Böyle bir yağlı peyniri kaldırıyor ya. Doğru. Böyle patatesli. Daha lezzetli. Ya da böyle ıspanaklı falan filan bir şeyle. 2:1 oranında koyuyorum normalde. Anladım, anladım. Ama yani. Ya da beyaz peyniri az gelmiş. Şey, bu alttaki tabakları da almayacak mıydınız yemek için? Alacağım, pardon. Heyecandan unutuyor. Ay, tabakları almayacak mıydınız? Alacağız. Allah'ım ya, eleştir eleştir ondan sonra. Ya dalga geçer gibi konuştu bizimle gerçekten. Suyla yutun ne demek? Olmamış böreğiniz. Nasıl suyla yutalım yani? Kesilmiyordu bile. O kadar zor kestik ki böreğini hanımefendinin. Ama bunu kabul etmedi. Ben öyle bir börek getirmiş olsaydım masaya gerçekten. Arkadaşlar bu yenecek gibi bir şey değil. Hani yemeyin diye dürüstçe söylerdim. Bu hafta iki kişi de el açması yaptılar. İkisi de patladı. Ben hazır yufkamla gayet güzel bir börek ortaya çıkarttım. Efendim uzak doğudan yola çıktık. İstanbul'da ya da artık her yerde var börek. Türkiye'de mola verdik. Şimdi Paris'e gidiyoruz. Evet şimdi ne Paris. Ne alaka? Kelala. Götürebilecek mi her ona bakacağız. Bakacağız. Pelin Hanım bu arada ayakkabılarınızla sunum yapmanız zor olmuyor mu ya? Hayır. Koşarım bile bunlarla ben. Ne diyorsun alışkın? Evet. Yani bize sunum yapacaksınız. Siz topuklarla evet. Bir saat yürüyüp gelmenizi bekleyeceğiz inşallah. Yani gelirsiniz 10 dakikaya. Yani siz düz topuklarla benden daha mı hızlı yürüdünüz Suudi Hanım? Evet. Çok özür dilerim ama. Hızlı yürüdüm. Yani evet, hayret bir şey. Evet kafamız bugün tık 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 tık. Yani kendi gününüz daha rahat bir şeyler tercih edebilirdiniz hızlı tık, servis tık, yapmak tık. İçin. Benim rahatlığıma siz mi karışıyorsunuz çok pardon anlayamadım. İpek Hanım keşke siyah çorbanıza da biraz niye? Dikkat etseydiniz. Kaçmış da ondan. Börekler... Senin de gözüne hiçbir şey kaçmıyor çorabın kaçması bile. Benim de gözümden bile. Kaçmayan hafızası. Değil mi? İpek Hanım dedi yine. İpek mi dedi? Evet. Nazarınız Pelin, değiyor. Pardon. Her şeyde yani, nazarınız pardon. Değiyor. Yanlış çorap yanlış. Yani gerçekten nazarınız değiyor. Çorabıma laf, ayakkabıya laf, ona laf, buna laf. Çorap bu kaçar ya ne yapalım sen de. Onunla şeyleri söylemeyeceksiniz. Allah Allah. Aman. Zuhal Hanım. Şu arkadaşlara da bir göstereyim de. Aa, tea light'lı. Bunu böyle tea light'lı bir şekilde aslında gümüş getirdim. Gümüş mü, gümüş mü? Yok değil ama hani bu ne normalde güzel. Böyle... Oo, sıcak kesmedim, kalsın kesmemi diye. Kesmemi beklemeyin. Çünkü sizin kesip görmenizi istedim metin içine. Bak, bu ne şekilde güzel de. Bakın böyle satılıyor zaten her yerde var. Ya da biz de temin edebiliriz hiç. Bak yemek sıcak kal. Fırına koyunca kuruyor ya yemekler. Bak ne güzel altında sıcak sıcak tea light'lı. Vallahi bravo, iyi düşünmüşsün. Keşke i̇şte. Bu ince düşünününüzü börekte de görseydik Pelin Hanım. Efendim? İnce düşünününüzü diyorum keşke i̇nce börekte nesini? De görseydik. Bu topuk ince hesaplamalarını, ince düşünülülülü. İnce düşüncenizi. İnce düşüncenizi. Evet, Café de Paris'in yanında ne vardı? Garnitür mü var? Patates, kızartması var. Ha, kızartması. Evet. Patates ya, kızartması. Ya şimdi şöyle bir durum da var. Bunun hepsi bir imkan meselesi. Demek ki imkanı var ki sunuyor bize böyle. Ama gümüş değil ki. Bu gümüş normal. Falan ya, değil. Ya tea light 10 liraya satılıyor da. Yani evet. Böyle tencereler var. Yani böyle tencereler ya var çok ucuza? Özür dilerim. Ayda 10 bin lira harcayan biri mi söylüyor bunu cilt bakımına? Bak. Yani kusura bakmayın ama. Cilt bakımına 10 bin lira veriyorsun. Yani şuraya komik 200, kaçtı bence şu şey. Anda dediğiniz çok. Siz gerçekten. Yani Zuhal Hanım bence hiç önemli değil sunum. Önemli olan lezzetler. Böreğin lezzetini hayır, hayır sıcak kalmasını tartışıyoruz şu an. Yemek yani, için sıcak kalması için iyi bir çözüm. Yani iyi bir çözüm de yani o içindekinin tadı nasıl acaba? Ya, o önemli şey o. Sunum şov. Ben önüme gelene bakarım. Yemeğin tabii. Tadına bakarım. Aynen işte bak börek açmış. Maalesef ben üzüldüm. Yani, siz üzülmediniz ama ben üzüldüm. İsterse 50 kat el açması olsun yani tadı yani. Olmadığı sürece aynen öyle. Yani yapamadıktan sonra benim için de bir önemi yok. Aynen öyle. Valla benim böreğim hazırdı ama hem sunumu yani tek bir börek koymadım. Sandal mıydı? Evet tek bir börek koymadım ve gayet de lezzetliydi bence. Ya pestolu harika bir şey yedik hazır pestolu. Markasını en azından ben kuru onu bir börek yemedik. Ben onun gerçekten markasını merak ediyorum beğendim çünkü. Programdan söyleyeyim. Sonra isterseniz beraber bir gün yemek yapalım sizinle. Aa tabii ki de tabii ki de. Siz ama zaten herhalde ayda ben bir falan yapıyorsunuz. Ben size yemeği öğreteyim siz de bana
iş imkanlarınızı yok, öğretin. Ben gezmeyi bana seviyorum ya, bakıma de, para harcıyorum ya. Hazır ürünleri bana öğretebilirsiniz. Çünkü ben genelde kestiğim için, hani kesip biçtiğim için. Kestiğinizi de gördük, açtığınızı da gördük. Evet, Aleyn Bey, sizden şarkı bekliyorum ben. Kimden? Aleyn Bey'den. Sesini gerçekten beğendiğim için söylüyorum. Teşekkürler. Yanlış anlamasın. Telif haklarına giriyor o yüzden. Uyduruver bir tane, doğaçla şurada. Gene yazı ver. Atma türkü yapsın. Güzel yazıyor. Pelin Hanım, yemekler nerede? Bugün yine bir gecikme var. Gecikme mi var? Kaçıncı dakikadayız acaba? Söyler misiniz? Gecikme falan yok. Umarım Pelin Hanım devamını getirmez dünkü gibi. Ben ağız tadının olduğunu düşünmüyorum. Patlıcanı da düzgün tadıp da yorum veremedi. 5 verebilirdi Necati'ye. Çorba evet. Ve ben çok işte mi? Gaddar davrandığını düşünüyorum. O zaten son güne kadar oynadı. Evet. Son güne kadar oynadı. Bugün kendi şovunu yapacak. Haklısınız. Onlar, bunlar, şunlar. 4 gün her şeyi yapabildiğinizi bize belirttiniz, söylediniz. Ama olmayınca fırın azizliği. Olmadı. Adeta kendi gününü oynadı. Yani olmaz. Sizden yani bilmiyorum. Bence mutfağa biraz daha önce girin. Fırınlarla iyi tanışın. Belki o şekilde daha iyi yapabilirsiniz. Yani hepimiz bu fırını ilk defa kullandık ama keşke onu biraz öğretilmiş olsaydı. Önceden bir ders, kurs alsaydı. Olur mu? Sabahtan geliyorsunuz, hepiniz yarıştınız, gördünüz, size anlatmıyor musunuz? Evet, biz hepimiz aynı imkanlarla yarıştık ama yani maalesef demek ki bazılarında... Ya heyecandan oluyor işte. Ya hayır, fırının nasıl bir azizliği olabilir ben onu merak ediyorum. Hani ısıtmadı mı? Biz de yarıştık. Niye ısıtmadı mı pardon? Bahane Queen. Bana mı diyorsunuz? Evet. Niye ısıtmadın mı? Bahane Queen. Efendim? Pardon, niye ısıtmadın mı? Diyorum ki fırının azizliğine uğradınız ya. Evet. Hani fırın ne yapmış olabilir sizin böreğinize? Bir komplo mu uygulamış olabilir acaba? Hayır, ben fırın tanımadığım için ne kadar nasıl bir pişireceğimi alttan üstten çok... Onu ben, o benim hatam evet ama yani siz de öyle bir üstüme geliyorsunuz ki şaka gibisiniz. Siz aa, her şeyi... Siz benim günümde bana üstüme gelmediniz mi? Siz o kadar müthiş sanki yaptınız. Benim yemeğime güldünüz, yemeğime. Emek verdiğim yemeğime ama güldünüz. Ama öyle siz, gülerim. Yemeğime güldünüz, ama dört verdiniz. Ama komikti gerçekten. Ben ana hep gülüyor zaten, benim de sinirlerim ama, bozdu. Kaç gündür eve gidiyorum. Ama komikti yani, kusura bak. Psikolojim bozuldu ya. Niye? Bayağı yani... Her şeye gülüyor ya, benim de psikolojimi etkiledi. Babamlar falan ne oldu sana dediler yani. Her sizin psikolojiniz gülüyor. Benim gülmemle bozulmasın. Sen psikolojini bozacak yarışmacı görmemişsin. Gerçekten psikolojim bozuldu. Sen bir geçen hafta ya da ondan evvelki hafta geleydin. Damla sizin... mı görmedi seni? Haftanızda yani, gene bu kadar yani utanmadan bir de şu patatesleri önümüze koydunuz. Sen geçen hafta geleydin de Kübra ile yarışaydın. Ya şimdi yine ben eleştiriyor oluyorum ama şu patateslere bak, sizin patateslerinize bakın. Benim evet, patates benim yani ya. Bu porsiyon mu Gör şimdi? Hanım. Eşit mi bu? Elma göndermesi Pelin yapmak Pelin Hanım bu patatesleri önümüze koyarken utanmadınız mı? Utanmadım. Yani hem kurumuş hem tatsız tuzsuz, hiç lezzetli değil. Yani gerçekten bu patatesleri ben koyarken 10 kere düşünüyorum ya yani. Ya sizin patates püreleriniz vardı. İçlerinden yani lezzet benim mi akıyordu da ben mi benim kaçırdım? Benim patates püremi nerede vardı? Sizin patates püreniz yoktu. Yok muydu? Pardon. O kadar eleştiriden sonra patates benim... kızartması koymanız önümüze. Ama patates kızartması ne yenir kafede Paris? Neyle yenir? Benim kibritler vardı. Benimkiler gayet iyi pişmişti yani ve beni eleştirmiştiniz. Şey. Yanmıştı sizinkiler. Sizinkiler bunlar yanmış mı? Yanmış demedim, kuru dedim ve soğuk. Soğuk derken bayağı fırına soğuk. Koydum biraz önce. Hayır hanım, pardon, salataları getirmeyi unuttum. Hemen getiriyorum. O elma dilim mi? Bildiğiniz. Fırında ısıttım ben onları. Patates kızartmasını biliyorsunuz ki çok kolay değildir. Sude Hanım'ınki değişik, de kalın. Değişik boyutlar evet. Patates kızartmasını sıcak tutmak çok kolay bir şey değildir biliyorsunuz. Neden peki patates kızartması? Çünkü kafede para patates kızartması verilir, verilir, yanında verilir. Ya pilavla mı yenecek? Yani hayret bir şeysiniz. Siz söyleyin Sude Hanım, hani Fransızlara gitmiştiniz ya hani. Söyleyin. Siz söyleyin. Ben patates kızartmasına bir şey demedim. Patates kızartmasının kötü olmasına bir şey hayır, demedim. Hayır, siz söyleyin, biraz da beni savunun. Dün Necati Bey'i savunup savunup duruyordunuz. Ben patates kızartması ya olmaz niye demiyorum. Savunsunlar? Siz benim yemeğime, kendi yemeklerinize emek deyip, saygı deyip deyip benim yemeğim de önünüze geldiğinde elimizdir. Ben konuşuyorum. Kah kah güldünüz. Evet güldüm. Komikti bana çünkü. 4 gün boyunca saygıdan bahsedip bu şekilde bir saygısızlık yaptınız. Ben niye saygısızlık yaptım? Çok özür dilerim. Nedenmiş gülmek acaba? Saygısızlık mı? Gülmek iyi gelir, iyileştirir hatta. Saygısızlık falan Necati değildir Bey, yani. Necati Bey, kendi adınıza konuşun lütfen. İstediğim kişiyi savunurum. Sizin masanızı savundum diye bugün Pelin Hanım'ın masasını savunmayacağım diye bir şey yok. Pelin Hanım'ın zaten gelince de yorumlarken söyleyeceğim hangisi iyi hangisi kötü diye. Ben kendimi savunabiliyorum, merak etmeyin.
Fark ettik onu. 4 gün boyunca kendinizi nasıl savunduğunuzu, evet, o yaptığınız yemeklerle. Ya siz, size verdiğim puandan sonra susmanız gerekiyor artık. Bana ateş etmeyin lütfen. Keşke vermeseydiniz. Aa niye? Bu şekilde konuş, bana 7 verip bu şekilde konuşacağını vermeseydiniz. Nasıl konuşacaksınız? Siz Netice dersine gitmemi isterdiniz? Efendim? Yani siz öyle, ben size gitmem dedim diye mi alındınız bana, anlamadım. Ben sadece size 7 verdim. Sizin böyle konuşmanıza gerek yok. Sizde sürekli zaten bir konuşma problemi var bana karşı. Ne alaka? İşte sen sus. Karşı tarafa sen sus. Burada galiba siz bir moder etmeye çalışıyorsunuz. Burada bir... Ben konuşuyorsam yani siz sırayla konuşmuyorsunuz bu arada. Sırayla konuşmamız ben bir yorum yaparken sen sus diyorsunuz. Bu benim yorum hakkım. Siz karışamazsınız. Sen bana böyle yapıyorsun. Dibime gelip böyle yapıyorsun. Dibine gel, dibinize gelmiyorum. Şu şekilde tamam, kendi hizamda bir susmanızı işaret eden bir parmak işareti yapıyorum. Ben zaten susacağım yeri biliyorum. Ben sizin gibi sizi değilim. Sizi rahatsız etmiyorum. Bitti. Daha da fazla konuşmak istemiyorum sizinle. Ben de sizinle konuşmak istemiyorum. Sude Hanım'ın kelime haznesi geniş olmadığı için herkese sen sus, sen sus, sen sus diye herkese eleştiriyor. Hep kendi konuşmak istiyor. O yüzden de insanları susturmaya çalışıyor. Sen sus, sen yapma, sen etme. Herkese müdahale ediyor yani ve herkesin yorumuna atlıyor. Ya hiç hoş davranışlar değiller. Onu da yaşına veriyorum açıkçası. Sude Hanım galiba kendini bir susturucu zannediyor. Fakat... öyle bir özelliği yok benim olduğum masada. Yok sen sus, yok sen sus, yok sen sus. Yani masada Zuhal Hanım varken sana ne oluyor? Masada herkes benim sen sus lafıma takılmış. Ben lafımın bölünmesini sevmiyorum. Karşımda bir insan konuşuyorsa onun konuşmasını bitirmesini bekliyorum. O yüzden bundan çok rahatsız olduğumu kaç kez dile getirdim. İnadına yapmayı devam ettiler. Bugün de beni çıldırttılar zaten. Beni dinlemeyi bilmezlerse ben de onları susturmak zorunda kalırım. Yok, bu da olmaz. Salata geliyor. Evet, Pelin salatamız geliyor. Pelin Hanım'la masada görürsek yani. İnşallah. Sen bu patatesleri nasıl yapmak istedin tatlım? Ben bu patatesleri fırında tuttum mı? Sıcak kalsın diye öyle hayır, söyleyeyim hayır. Size. Parmak patates mi, kibrit çöpü mü, elma dilim mi? Ya Zuhal Hanım açık konuşayım, benim biraz baş ağrım tuttu bugün. O yüzden de tırtıklı çok güzel şekilli bir kesicim vardı. Evet. Böyle güzel güzel size ben o kesicilerle bunu getirecektim. Ha. Hatta kendi tabaklarımı getirirken de yok onu yani migren biraz şey yapıyor. Kendi tabaklarımı getirirken de şöyle bir azizliğe uğradım. Tabaklarımdan hatta birini ne yazık ki kırdım. Geçmiş olsun. Evet. Baş yani ağrım içinde, tabak içinde. Lik takımım 11'e düştü. Yani hep de fırın azizliğine uğramış. Bahanesi belli zaten. Hayır ben yani patatesleri keserken ya da kızartmak istersen nasıl isterken nasıl bir şekil hedefledin? İşte o tırtıklı bir bıçağım vardı, o şekil. Tamam, şu an işte bıçaklar var. Evet. Onlar da kesiyor. Biraz hızlı kestim, belki o yüzden şeyi Zuhal kaçırmış Hanım, olabilirim. Bıçağın yine bir azizliğine uğramış kendisi. Evet. Maalesef yani. Ya bıçağın azizliği 2,5 saatte siz her şeyi kendiniz kestiniz, biçtiniz, bana evet, laf ediyorsunuz evet, Necati şey Bey. Kestim, öyle biçtim, bir komiksiniz ki bir şey kesmemişsiniz. Evet. Elinize bıçak almamışsınız, bana mı laf nereden ediyorsunuz ya? Vallahi asıl girdiniz, komik olan ne bıçak sizsiniz yani? Blender'dan bir şey ne? Şöyle bir durum var. Çiğ köfte yapıyor, sinirleniyorum gerçekten. Çiğ köftenin yani hala laf ediyorsunuz, ben anlamış değilim. Biz de anlamış değiliz çiğ köfteyi niye öyle yaptın diye. Zuhal Hanım ya bir gün bana diyeceksiniz diye ki. Ne diyeceğiz? Vay be bu çocuk gerçekten yapmıştı. Bayağı moda olacaktı. Nereden bu fikre kapıldın acaba? Ya şimdi Zuhal Hanım ben evet, sosyal medyada çok... Evet, Pelin'in salatası geliyor. Ne salatası? Pelin'in salatası. Ha evet, evet acaba evet, neymiş bu? Orada da kolaya kaçmışsınız. Aynen, Pelin'in salatası. Yapmadım. Aynen Pelin'in salatası. İçindekini evet, kolaya kaçmışsınız. Bulun işte size günün puzzle'ı. Çözün içinde ne var Pelin'in salatası. Ve ayrıca ha, 40 ülke gezen bir kadın ha, için evet, bizim önümüze patates kızartması koymanız komik. Ya çok pardon, kafede parın yanına ne yapacaktın? Bulgur pilavı mı yapacaktın? Yok, patates püresi de yapabilirdiniz. Yok, patates püresi olmaz. Patates kızartması. Evet, kızartması olabilirdi şu an de yani. Çok nasıl yaptığıyla ilgileniyoruz keşke galiba. Keşke biraz i̇şte orantılı ve evet, keşke onları biraz milimetrik daha çıtır ölçmem gerekiyordu çünkü değil mi? Milimetrik ölçmem gerekiyordu onları. Size öyle vermem neden gerekiyordu her şeyi yapıyorsunuz? Topukları milimetrelik ölçmüşsünüz. Ben ölçmedim. Onun yarışmacıları kürsüye alıyorlar, onlar ölçüyor. Pelin'in salatası da bildiğimiz yeşil salata. Hah, bildiğiniz yeşil salataysa bana o bildiklerinizi bir söyleyin bakalım. Merak ettim. Hadi bakalım. Yani hadi, hani gurmesiniz ya. Günün puzzle'ı, parçaları birleştirin. Hadi bakalım. Şimdi ekşi sos ne acaba salatanın? Hayır siz söyleyeceksiniz. Günün puzzle'ı işte. Hanımefendi ben şey, gurmeyim demedim. Puzzle yapan sizsiniz, biz değiliz. Hayır alelade bir salata ya, gibi salata konuşuyorsunuz ya. Salata sosunu yemek için gurme olmaya da gerek yok zaten evet, canım. Sordum sadece içinde ne kullanmışsınız. Hayır alelade bir salata sen gibi konuşuyorsunuz ya. Sen ne tadı aldın bir yolda? Nane var. Nane tadı alıyorum. Tamam. Mısır var. Tamam. Onu gördük.
Bir de marul var yani. Başka? Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Nar ekşisi koydunuz galiba. Evet. Nar ekşisi var. Nar ekşisi var. Sirke var ama hangi sirkesi onu çıkartamadım şu an. Fesleğen var mı? Var. Evet aldım tadını. Bu kadar. Bekliyorum. Peki. Hayır o kadar. Yani çok da Pelin'in salatası olacak bir olayı yok. Size göre yok. Yani ben size anlatayım. Yani ben daha farklı bir şeyler beklerim. Anlatın bakalım dinlemek evet, isterim. Şimdi öncelikle domatesin mevsimi olmadığı için domatesli bir salata seçmek İyi isterdim. Yapmış. Açık konuşayım. Doğru, evet. Yeşillikleri de bakıyorum. Genelde herkes böyle salatayı kesti. İçine maydanoz doğradı, önümüze koydu. Hatta onu bile doğrayamadı. Onu da geçtim. Bunlar tek tek saplarıyla bir bir kesildi arkadaşlar. Ve bunun içinde fesleğen var, nane var. Kekik yağı var biraz ve avokado yağı var. Evet farklı bir yağ var. Avokado evet, yağı avokado mı? Yağı var. Nereden geldi o yağlar? Şöyle ben bu bir şeyle gerçekten meraklıyım ve nereye gidersen muhakkak değişik bulduğum şeyleri bavula atıyorum ve taşıyorum. Ben de alıyorum yiyecek şeyleri evet. falan alıyorum. Avokado yağını Katar'dan aldım. Yeni Zelanda'dan geliyor. 40 tane avokadoyu sıkıyorlar ve avokado yağı yapıyorlar. Avokadoyu çok yağdır. Severim. Güzel bir şeydir. Pahalı yağlarınızı güzel, sırf pahalı bir marulun üstüne koyup kullanmasaydınız, biraz daha bir çeşit kullansaydınız. Pelin'in salatası ya. Daha belki renklendirebilir evet. miydi diye diyorsun. Aynen öyle. Peki. Vallahi yeşil ve sarı bence gayet güzel. Daha nasıl bir renk bekliyorsunuz? Pembeler, morlar, bildiğimiz morul. Zuhal evet, Hanım, ilk günden beri bana salata diyorum zaten. Pelin Hanım laf diyor işte sen çakma gurmesin falan diye. Hava attığımı düşündürüyor Siz ya. Siz hava atmaya kalktınız o yüzden. Ne? Anlayamadım. Siz hava atmaya kalktığınız için söyledim. Yok öyle bir ben. Şeye kalkışmadım. Sadece öyle bir dediniz İtalya'da pizzalar böyle olmuyor falan diye başladınız. Siz de diyorsunuz şuradan yağ aldım. O yağ Katar'dan gelmedi. Yeni Zelanda'dan geldi falan yapıyorsunuz. Ben de söyledim. Önemli olan lezzeti. Nereden aldığınız önemli değil benim için. Nasıl Peki. birleşim ona bakıyorum. Aa eti bitirmişsin görüyorum evet, da. Evet ben dediğim gibi adaletli bir insan olduğum için yorumlarıma da bunlar yansıyacak kesinlikle söylemem. Peki beğendin mi eti? Et güzel. Sosunu da beğendim. Güzel pişmiş. Lezzetliydi. Patatesi beğenmedim. Salata da böyle pek bir büyük bir şey gelmedi yani daha farklı bekliyordum şey. Evet. Pelin Hanım'dan. Salatanın tadı da iyi ama beklentilerimi karşılamadı. Karşılamadı. Necati senin nedenle karşılamadı? Etini beğendim. Eti pişmişti. Evet, güzel pişmiş. Onun dışında patatesleri bana çok tuzsuz geldi. Biraz daha tuz olsa daha lezzetli olabilirdi. Buna hemen bir şey söyleyebilirim. Söyle. Normalde bu patatesi aslında sosa batırılarak yenir. Evet ben batırdım yani, bir tanesini. Sosa batırdığınız zaman hani siz böyle şey bir denerseniz bir de öyle deneyin. Bir de öyle deneyin. Sizi kırmadan bir tane de öyle deneyin. Bravo Necati yürü be. Evet o sırada da biz Ceyda'ya dönelim. Sonrası tamam. Atay Hanım'ı da soracağım. Çünkü tuz konusunda evet bunu tuzsuz pişirdim. Özellikle üzerine tuz dökmedim. Haklısınız ama sebebi budur. Çünkü Anladım. Buna tuz döküp üstüne bir de buna batırdığınız zaman çok tuzlu oluyor. Dur bakalım nasıl oldu Necati öyle yiyince? Gerçekten bir lezzet çöleni ağzımda. Ultra bir fark hissettim. Sadece sosuna biraz şey istemek istiyorum. Körisi bana birazcık fazla geldi. Yani bu çok aslında önemli bir sos. Burada hardalı oranları... Hardalı falan. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Dijon hardalı mı kullandın? Ay belli acılığından. Evet. Ya çok önemli çünkü hangisinin oranını kaçırırsanız gerçekten çok baskın oluyor. Çünkü içindekilerin hepsi ağır şeyler. Hardaldır evet. dediğiniz Roquefort, peynir. Roquefort. Telaffuz edemiyorum. Onun dışında lezzetliydi. Salatası, kendisi Alem Bey'in yeşil salatasına ölü vesaire demişti. Ben ölü demedim. Rengiyle ilgili yorum yapmıştınız. Salatayı ben beğendim, yedim. Çünkü kendi gününüze hazırlık yapmışsınız. Çünkü aynı salatayı önümüze koydunuz. Hayır, koydum. Aynı salata değil. Ne yani, senin de olmamıştı da onun için hayır, mi beğendim? Hayır, yani hayır. tadı güzel salatanın, onda sıkıntı yok. O zaman olmuş. Tam tersine sizin salatanızı savunmuştum. Hatta balzamik sirkeli böyle olur demiştim. Tuz ama bir tık fazla ama gayet güzel demiştim. Pelin'in salatası deyince böyle evet. yağlar falan onlar bunlar böyle. Fesleğen yağ var. Bizde artık ilk defa kullanılıyor avokado yağı. Farklı bir şey bekledim ben. Ama yani açıkçası. Renklendirilebilirdi doğru evet, söylüyor. Yani renklendirilebilirdi yani. Olarak yetişillikleri biraz yağ, zenginleştirebilirdi. Evet yağda zenginsiniz bari biraz marul yeşillikte ama ya da bir şeylerde var, zenginlik var, olabilirdi. Fesleğen var, maydanoz var. Fesleğenin üstüne bir fesleğeniz zeytinyağı var, kekik yağı evet, var, yağları ben de şıp şıp var. Dökebiliyorum. Şıp şıp şıp. Maydanoz, nane ve peki, şey biraz dinleyelim. Evet, Alen sen değil. Ben de patatesini tuzsuz buldum. Hardalını biraz fazla buldum. Eti güzel pişmiş. Hardalı fazla değil ama hardalın cinsi, Dijon hardalı evet. çok fena bir şeydir yani. Ve bir tık da acı çünkü zaten acı zaten normalde. Salatası okey. Salatası yok, etin evet. pişmesi iyi diyorsun. Evet, etin pişmesi iyi. Peki Ceyda'cığım? Etin pişmesi gayet güzel, ben de beğendim. Tam sosunu, kıvamında, evet. Evet, evet.
Sosunu acı buldum yani boğazımı. Keşke çok normal yaktı. Hardal kullansaydım. Bu Dijon evet. Biraz bıçak sırtıdır ya. Ceyda Hanım'ın aslında mesela ben hiç sevmem. Acı bulmuş olabilir. Ben hiç hepimiz sevmem. Acı buluyoruz farkındaysanız. Hayatta da yemem. Eşim sever. Hiç sevmem. Bir kere ben yanlışlıkla böyle karanlıkta onu loş bir ortamda Dijon hardalıymış. Ben de normal sos zannettim. Bir et getirmişlerdi bir restoranda. Laps diye almam ama ağzıma dünyam karardı. Böyle bir buçuk saat konuşamadım. Hiç unutmuyorum. Onda kötü de bir anım var. Anınız depreşti bugün. Bugün yemiştim de kabus kormuştum de. Ay elim ayağım titriyor. Çiçek getireyim mi? Yok sağ ol. Ben evet. Getireyim mi bu arada? Ceyda devam et. Geçti tamamdır. Patatesleri açıkçası yanına çok yakıştıramadım. Çünkü hani soğuduğu zaman lastikleşiyor ya patates. Davet sofrasına da patates kızartması olmadı bence. Ağzınızın dışında... tadı olmadığı için kötü bulmuş olabilirsiniz. Benim yorumlarıma neden atlıyorsunuz? Atlamıyorum. Herkesin yorumuna şeyler söylüyorum. Siz de benim için benimkine hayır, söylüyorsunuz. Hayır sürekli özellikle benim yorumlarıma atlıyorsunuz. Kaç gündür? Sizi ilgilendirmez. İstediğim kişiye istediğimi söylerim. Size mi soracağım? Beni ilgilendirir. Yok, benimle ilgilendirmez. İlgili konuşuyorsunuz. Burada Zühal Hanım beni uyarmadığı yani. Sürece istediğim kişinin istediği yorumla yorum yapabilirim. Tamam ben izin vermiyorum i̇zin ama. Vermiyor, benim yorumlarıma dahil olmana ben izin sizin vermiyorum. Sizin izniniz isteyen yok zaten. Ben kendim bir bireyim. Ben istediğim kişinin yorumuna tamam, dahil olurum. Tamam benim yorumlarıma dahil olma. Olurum, tamam size ilgilendirmiyor, olurum. Henüz yorumum da bitmedi. Patates kızartması olur bunun yanına. Nasıl bilmezler ben de anlamıyorum. Gerçekten şaka gibiler yani. Saygılı sizin ol. Yorumunuz pek de önemli değil açıkçası. Aa. Ben duymak istemiyorum. Hayır, o zaman şeyler... çıkın. Duymak kimsiniz istemiyorsanız benimle aynı masada oturmayın. Siz benimle oturmayın. Beni sevmediğini söyleyen sizsiniz. Evet, sevmiyorum. Hala söylüyorum. Ben gideyim mi? Gidebilirim. Ne oldu? Aa kola geldi. Her neyse ben yorumumu bitirebilir bitir miyim lütfen? Lütfen yemek müdahale etmeyin. Bitirsin yorumunu. Tamam. İsteyen var mı? Yok ben canım. Alabilirim. Ben alabileceğim. Evet devam et Ceyda. Salatanın soslarını çok beğendim. Mı? Lezzeti falan yerinde. Ama dediğiniz gibi yani daha renkli bir şeyler beklerdim. Çünkü hani hep söylüyorsunuz ya yurt dışında şuraya gittim buraya gittim falan diye. Yurt dışından hani bunun içine farklı bir şey katabilirdiniz diye düşünüyorum. Yurt dışında. Renksiz geldi bana. Ama lezzeti güzel. Bir tropikal meyve falanım. Olabilirdi. Mesela. Ama hani bu etin yanına gider mi bilmiyorum meyveli salata. Yani dedim. Yani etin yanına meyve. Meyveli salata pek yani. Yok yok meyve pek değil. Ben sadece. Ama hani süs bir tane üstüne koyuyorum. Avokado falan olabilirdi belki. Hayır, avokado olabilirdi. Yağ varken evet avokado olabilirdi. Avokadonun buradaki avokadolar bu kadar yağlı değil aslında. Şey böyle tahin baharatıyla yani. Birlikte güzel giderdi. Yarışmaya katılmadan keşke alsaydınız. Tahin bakın şimdi Café de Paris'le tahin ne bir şey olmaz ki. Tahin kim dedi ya? Tahin normal. Olmaz ki. Pekmezin tahini demiyorum. Baharat olanı diyor. Tamam, baharat mı koyacağım salataya ayrıca? Hayır, o avokadonun avokadoyla karıştırılıp koyulan, servis edilen bir şey salatayla lezzetli olurdu. Yani siz daha çok ülke gezdiniz, bilirsiniz diye söyledim. Café de Paris sos olmasa dediğinize katılırım. Ama şimdi Café de Paris sos zaten oldukça baharatlı. Bunun içinde bir sürü baharat var. Evet, evet. Yani bir de buna baharat yok. İnanın boğar olmaz yani. Yok, olmaz. Sadece renklendirilebilirdi. Ben salatada renk görmek istiyorum ya. Hele de yeşilliklerin çok rengi yoksa, evet. Kullandığınız yeşillikler çok renkli değilse... Yani böyle bağıran bir yeşil değilse, roka gibi, baskın bir yeşil değilse, tere gibi, kuzu kulağı gibi çok da kendini göstermiyor. Bu nedir bu şu yeşil? Nane mi? Nane var, nane var. Çok az mesela. Niye bir tane mesela? Bir tane değil aslında. Ama ben yani küçük küçük kestim. Çok mu küçük İçinde, evet, kesmişsin? Küçük küçük ya da iyi mi doğrandı. Karışmamış? Benim güzelim mor soğanım da gitti araya. En azından biraz daha renkliydi. Hay Allah aşkına eline sağlık Pelin'cim. Teşekkürler. Etin çok güzel olsun. Pişmiş. Ana yemeğinde etini beğendim. Sosunu acı buldum. Patates kızartmaları da yani yorum bile yapamıyorum. Hiç lezzeti yoktu. Pelin'in salatası uydurmasyon bir şey olmuş. Yağları koymuş öyle. Birkaç çeşit yağ koymuş. Bildiğimiz yeşil salataydı. Pelin'in salatası kendi uydurmuş olduğu bir hurafe. Normal bir yeşil salatanın içine birkaç mısır ve avokado yağı atıp yine kendini ön plana attı. Ben zenginim. Hava atmaya çalıştı. Yok şunun yağı, yok bunun yağı. Katar'dan getirttim. O bu şu. Yani Katar'dan getirtmişsiniz ama keşke becerinizi ve yeteneğinizi Katar'da unutmasaydınız. Yani kendin kaşınıyorsun. Mor ama biraz daha renkliydi Zuhal Hanım. Şimdi yeşil, tamam yani bu mısır değildi. Olmasa, lütfen mısır olmasa yeşil salata benim gözümde bu. Evet. Neyse eti beğendiler, hayret. Gerçekten hayret. Yani benim biraz daha mor. Ama bu salatanın böyle olması senin o 2 gram kadar bize layık gördüğün, tuza ovulmamış, acı suyu alınmamış soğanını haklı çıkarmıyor. Ben çok bir tüketmenizi istemem. Şey taban aslında. Koymuş. Kasenin dibine 1 milimetrelik kalınlığında özellikle yani yüksekliği. Evet.
yüksekli. Özellikle benimki. Yani soğan ben... da sanki şey, safran getirmiş beyefendi İran'dan. Efendim ya da işte altın çilek koyuyor ki hani taneyle az az. Tabii. Allah'ın ben... soğanı. Ben işte şeyini öldüremediğim için siz de çok tüketmeyin diye aslında birazcık az. Aa bizi dedim. Düşünmüş gene. Öldüremedi ya. Hadi fazla da yer mi? Çok siz da yapmıyorum. Ne biliyorsunuz demiş. Pardon sabahtan beri? Yani benim size, yemeklerim konuşulurken. Çiğ köftede Pelin Hanım gülüyor. Orada siz gidiyorsunuz. Siz ne yaptınız da kendi yemeğinizde? Benim yemeklerimi güvenebiliyorsunuz. Daha çok güzeldi. Plastik şiş kebabınız. Evet. Nasıl evet ya? Daha güzeldi. En azından lezzeti benim kebabım vardı. Kadar uğraştırıcı bir şey yoktu. Şişin üstüne kıymanızı aldınız böyle yaptınız. Içinde. Onu da yapamadınız. Çubuk çıkmamış. Kasenin dibine 1 milimetrelik kalınlığında şey yani sizinki. Yüksekliği. Evet. Yüksekliği. Özellikle benimki. Yani soğan ben... da sanki şey safran getirmiş beyefendi İran'dan. Efendim ya da işte altın çilek koyuyor ki hani taneyle az az. Tabii. Allah'ın ben, soğanı. Ben işte şeyini öldüremediğim için siz de çok tüketmeyin diye aslında birazcık az. Aa bizi dedim. Düşünmüş gene. Öldüremedi ya. Hadi fazla da yer mi? Çok da yapmayayım. Ne biliyorsunuz demiş. Pardon sabahtan beri? Yani benim size, yemeklerim konuşulurken. Çiğ köftede Pelin Hanım gülüyor. Orada siz gidiyorsunuz. Siz ne yaptınız da kendi yemeğinizde? Benim yemeklerim çok daha güzeldi. Daha çok güzeldi. Plastik şiş kebabınız. Evet. Evet, nasıl evet ya? Daha güzeldi. En azından benim lezzeti kebabım vardı. Kadar uğraştırıcı bir şey yoktu. Şişin üstüne kıymanızı aldınız böyle içinde. Yaptınız. Onu da yapamadınız. Çubuk çıkmamış. Tamam da baharatı vardı içinde. Sizinkinde baharatı bile vardı. Yoktu. Evet. Tatsız, tutsuz. Lastik gibi bir kıyma yedim. Siz kendi gününüzde en azından daha biraz daha sulu. Baharatların sulu. En azından biraz daha esansını almış bir köfte koca vardı. Koca toplar. Peki soralım. Sulu. Bir soralım. Ceyda'nın köftesi mi? Cennet'in kebabı mı Alem? Hangisinin eti daha iyiydi? Bence ikisi de değil. İkisi de. D hiçbiri diyor. Sude? Bence Necati Bey'inki daha iyiydi. Daha iyiydi. Pelin? Necati Bey'inki daha iyiydi. Şimdi doğruya doğru. Oy çok. Bakalım nasıl konuşacaksınız peki. Bu saatten sonra? Peki. Anne yemeğiniz hakkında. Anne yemeğim konuşmayacağı anlamına gelmiyor. Yok, zaten anne çok da fazla zamanımız olarak. Kalmadı. Tiramisu gelecek. Bir şey tiramisu diye belirtti mi? Kupta diye. Bardak tiramisu yok, diye. Sadece yok, sadece tiramisu. Yok, şöyle. Okay. Kimisi öyle yapıyor da öyle belirtiyor. Bardak tiramisu, kup tiramisu falan filan diyor. Zor Hanım, belirtmedim çünkü artık davetlerde genelde böyle kuplarda veriyorlar. Evet, hatta evet, mini kavanozlarda tamam. Falan veriyorlar. Olur, olur. Yani davet sofrası olduğu için hastanelerde öyle yaptım. Hastanelerde de cam böyle koyuyorlar bazen. Umarım kedi dili hazır değildir. Bak şimdi. Dedi hazır pandispanya. Hazır krema. Hazır ama krema beni eleştiriyorlar. Ama kendisi o kadar eleştirdi ki. Evet yani beni eleştirdiler o yüzden ben de eleştirmek zorundayım yani. Her şeyiniz hazır, her şeyiniz hazır diye kendisi bizi çok büyük eleştirdi. Ya benim menümde hazır yok diyen Necati'ydi herhalde. Ben ne vardı? Yani. Hazır ne vardı yufka dışında? Lavaş dışında mı? Lavaş şey, yavaş, var. Lavaş dışında özür dilerim. Daha ne olacak çok özür dilerim. Ne var? Daha ne olacak? Tamam söyleyin daha ne daha olacak? Daha ne olacak? Lavaş çiğ köfte zaten... bu arada hazır değil. Lavaş... Normal harcını hazırladım. Güç olarak farklı bir teknoloji kullandığım bir yemekti. Teknolojinin nimetlerinden faydalandı. Ne var yani? Kesinlikle. Robotlar niye var? Keşke siz de bu yaşınıza kadar biraz kullansaydınız da fırının azizliğine uğramasaydınız. Ya siz hazır ürün yok diyorsunuz. Ondan sonra karşınıza bununla şimdi geliyorsunuz. Yapay zeka her yerde başlamış. Amerika'da bir restoranda robotlar servis yapıyor, pişiriyorlar. Başlamışlar. Birçok yerde karşımıza çıktı, çıkmaya başladı, çıkacak da. Gelecekteki bence hani büyük nimetlerden midir yoksa başımıza bela mı olacak göreceğiz yaşayıp ömrümüz el verirse, vefa ederse. Şimdi ben pek yakında şey diye düşünüyorum, o robotlardan bize başvuruda bulunanlar olabilir. Robota yaptırdım mabota, robottan çektim de demek zorunda kalmayacaklar. Kendim robotum ablacığım diyecek, zaten benim olayım bu. Kimse de hazır kullandım bilmem ne. Gelecek onlar yapacaklar. Nasıl olsa teknolojinin nimetlerinden biz de faydalanalım. Onlar da faydalanmış. Bir şey diyemeyiz ki Zola Hanım. Bir haftada yapay zekaları şey Japonlar yapıyorlar zaten. O robotları evde iş yapanlardan alalım şuraya 5 tane. Hem böyle onlar programlı değil mi? Öyle kafa da ütülemezler. Boş boş da konuşmazlar. Bu tatlı nereden geliyor acaba? İtalya'dan geliyor. Aa, pardon, size özel İtalya. İtalya'dan geliyor efendim. Aa, evet. Hani topuklularla koşacaktınız ya? Evet koşacağım.
Hazır değil miydi tatlılar? Üzerine sadece kakao döktüm çünkü buzdolabında kakao olunca güzel oluyor. Kakao dökmek bu kadar uzun mu sürüyor? Güzel Hanım, ilk Uzak Doğu'dan başladık, Paris'e geçtik, şimdi İtalya'dayız. İşte son noktayı Avrupa'da. Finali de Türkiye'de bitireceğiz artık. İnşallah finalimiz burada ama halis muhlis memleketimizde finalimizi bir güzelce yapacağız. Efendim, tiramisu'muzu deneyeceğiz. Pelin Hanım, o peçetenin tadı inşallah tatlıya geçmemiştir. Peçete parçası bulursam ama yani. Ne peçetesi? Peçeteyle siliyor etrafını. Ama değmiyor, peçeteyle kenardaki kakaoları alıyorum. Peçete bir yere değmiyor. Benim elime hiç değmiyor. Keşke saçlarınızı toplasaydınız bu arada. Saçımı ben topladım. Saç mı buldunuz yemekte? Çok özür dilerim. Bakın hangi mesafede neyi yaptığımı bir bakın isterseniz ondan sonra konuşun. Yemekleri yaparken acaba eldiven kullandınız mı? Yemekleri yaparken eldiven kullanmadım, hayır. Parmağınızdaki ojeler peki? Parmağımdaki ojeleri mi yaptınız? Hayır, ben parmağımdaki ojeleri silmiştim. Daha sonra siz gelmeden önce alelacele hemen. Vallahi mi? Evet, evet. Bravo. Evet. Vallahi takdir ettim. Bunu da yapan ilk defa sen oldun. Yani. Evet, ojeli yapması iyi gördün, yakaladın. Ama, silmiş, tekrar silmiş. Vallahi iyi yetişmiş. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Gürbüz uyardı mı acaba? Hayır, hiçbir şekilde uyarmadı. Çünkü ben daha aşağı inmeden yukarıda sildim. Vallahi bravo, iyi yapmışsın. Yani hamur açacağım için iyi tabii ki de evet. Sildim. Çıkar mı kar da Allah korusun. Ben de kendi günümde tırnaklarımı kesip gelmiştim. Bravo. İlk yarışmacı olduğum için. Sonrasında buraya inmeden önce tırnaklarımı tekrar yukarıda yapıştırıp da geldim. Ha, sen de yapıştırdın. Vallahi bu hanımlar harika ya. Bence üstündeki çeyi, kakaoyu çok koymuşsunuz yani. Her yer battı. O süzgeci biraz süzmemiş. Yine süzgecin azizliğini aradık. Yaptım. Kedi dillerini nasıl ıslattınız? Hangi kahveyle? Granül kahveyle şey yaptım. Granül kahve mi? Evet. Orijinalin de espresso değil mi? Hayır, öyle espresso tabii ki de yapan da var ama granül kahve espresso senelerdir yapılan bir şeydir. Granülle de yapan var. Yapılır yani. İnternetten bakıp ondan sonra lütfen böyle şey yapmayın. Nereden granülle bakacağım? De yapılır. İtalya'ya gidemedim ki. Yo, İstanbul'da da çok güzel yerlerde var. İtalya'ya gitmenize gerek yok. Bak, İtalya'da bir arkadaşımız var yanımızda, Suudi. Hiç yani İtalya'ya bence gitmenize gerek yok abi, ama çok güzel. Ama orada yemiş. Peki peynirini ne kullandınız? Labne mi? Hayır, mascarpone kullandım. Mascarpone. Her şey hazır. Her şey hazır derken? Niye mascarpone'yi kendin yapmadın? Niye? Evet, ineği de kendim şey hazır yapayım. Peyniri kedi de kendim yapayım. Kedi dili hazır değil mi? Efendim? Kedi dili hazır. Bana evet, ne zaman gelecek acaba? Kedi dili hazır. Size benimle birlikte gelecek. Necati Bey. Çok heyecanlı yani demek. Neden hep bu kadar bekliyorum ben onu anlamadım. Çok heyecanlı demek, tatlımı bekliyorsunuz. Ya getirin, ben yorumumu yapmak istiyorum sadece. Sabahtan beri orada kakao döküyorsunuz. Bir tane tatlı getiremediniz. Hazır tatlı zaten. Buzdolabından çıkarıp hazır kakao döküyorsunuz. Hazır tatlı değil bu bir kere. Bunu ya hayır, buzdolabından çıkarıp kakao döküyorsunuz. Hayır, diyecektiniz. Hazırdı buzdolabında. Ha, buzdolabında hazırdı. Evet, kakaoyu biraz şey yaparken bir de Başak Burcu olduğu için silmeden size getirmek istemedim. İyi yaptın, iyi kenarlarını yaptın falan. Gördüğünüz gibi sadece kaşık koydum çünkü sadece kaşıkla tatlayacağız. Çatal bıçak koymadım mesela. Ben çatal tercih ediyordum. Teşekkür Allah'tan ederim. Allah'tan onun için zahmet etmişsiniz. Kaşık koymuşsunuz. Çünkü yine her şey hazır. Her şey hazır? Bizi eleştirdiniz ya. Yani, evet. Bunun nesini yapacaktım, çok pardon. Kedi dilini mi yapacaktım? Diğer her şeyi kendim yaptım. Hayır, zaten. Hayır, hazır şeyleri eleştiriyorsunuz ya. Bari o zaman menünüzde hazır bir şey kullanmasaydım. Tiramisu'yu bulan kişinin de kedi dilini kendisini pişirdi mi zannediyorsunuz? Tiramisu kullanmasaydın, başka bir tatlı yapsaydınız. Niye? Bence gayet güzel, Fransa'dan İtalya uçtuk, kötü mü? Peki neden kupta? Ya davetlerde şöyle, normalde dikdörtgen kesilir ve tabağa konur. Evet, ama davetlerde genelde bir porsiyon şeklinde minik kavanozlarda, bardaklarda veriliyor. Bizde de genelde evet, böyle yani yapıyorlar tiramisu. Olabilir, onda bir sıkıntı yok. Yok, sunumda sıkıntı yok. Tadı nasıl? Ben kakaonu fazla buldum. Tadı da çok tatlı evet, yani. Benim de genzime kaçtı kakao. Kötü. Ben çok her kaşığımda yani korkuyorum. Tadı güzel değil ve ayrıca sunumda biraz daha dikkat edebilirdiniz. Yani neydi? Şu silmelerinizi. İçine parmağımı evet, sokmam hiç çok doğru olmadı. Peçeteyi soktunuz ya. Parmağı yani. Peçeteyi bir de buradaki soktum kakao derken şu kısmı sildim biliyorsunuz. Keşke kakao serperken bu tabağı kullanmasaydınız. Onu kullanmadım böyle ki. Ben mi koydum siz bu kakaoları? Siz dökmüşsünüz. Hayır ben kestim. Siz şaka mısınız? Ben kamera kayıtlarından bakabilirsiniz. Kesinlikle tabağın herkes üstünde. Herkese kakao var. Ben alırken döküldüm. Alırken tamam, döküldü. Necati Bey sizde de mi? Kesinlikle. Ben iki kaşık aldım yani bu. Hayır, kesinlikle. Bilmiyorum.
Peki. Net bir şey söylemek devam edelim Sude ile. Bence kakaos çok olmuş. Ben de boğulacağımı zannettim yerken. Kremasının şekeri yok yani, evet, biraz şekersiz olmuş. Kedi dili de kahveyle yani normal tiramisu ama biraz daha şekerli olup üstündeki kahvesinin oranı, kakaosunun oranı az olabilirdi bence. Bana göre şeker oranı çok güzel bunun. Yani öbür türlü kusura bakma şeker komasına girersiniz. Bana göre de köftenin tuzu gayet iyiydi. Sizin de şekeriniz fazlaydı. Bir saniye. Bir kere basında. Bana göre iyiydi ama. Ceyda sana göre nasıl şekeri? Bana göre şekeri gayet iyi. Sadece arkadaşlara katılıyorum, kakaosu fazla. Onun dışında sunumunu hiç beğenmedim. Çünkü gerçekten bakın kremayı dökerken buralarına da yani bulaştırmışsınız. Tabak çok çirkin duruyordu. Son dakika yapmışsınız dışarıda. Sanki bana da öyle geldi. Son dakika yapmadım. Sen tadını beğendin Necati. Kakao ölecektim. Allah daha demin. Siz yemin Bahadır'ı atlattık. Öksürmekten gerçekten tam buramda kaldı. Son anda şekersiz kolayla hallettik. Şöyle olayı yiyebilirsiniz, batırırsınız. Şöyle kakaoyu alta alırsınız ki dökmeyin. Mesela ben de demin hata yaptım. Sonra kakao alta alır, böyle yersiniz. Hanımefendi, tiramisu'yu nasıl yiyeceğimizi biz birincisi biliyoruz. Birincisi gerçekten bu. Bak, bana Café de Paris'in nasıl yenildiğini gösterdiniz ama ben tiramisu'nun nasıl yenildiğini gayet iyi biliyorum. Siz merak etmeyin. Bunun için de benim menşeisine gitmeme de gerek yok. Dediniz, o yüzden diyorum. Ben sadece dedim, doğrusunu bilmediğimden dolayı ürün olarak o yüzden sordum size. Nasıl yenileceğini gayet de iyi biliyorum. Galiba Pelin Hanım şekersiz kola içtiği için tatlıları da şekersiz yapıyor. Vallahi bugün yani hiç tatlı gibi değil bu. Bu tatlı gibi değil. Yani hiç şeker yok içinde. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Tatlı gibi ol. Kedi dilinin kendisi şekerli zaten. Hani ben hiç koymasam bile bunda bir şeker var. Peki. Haftanın son açık oynamasına hazır mıyız? Hazırız. Hadi buyurun o zaman. Valla ben en az 8 bekliyorum çünkü her şey yenilebilirdi bir tek şey hariç. Onun için her şeyim gerçekten çok güzeldi. Çorbam çok güzeldi, tiramisum çok güzeldi, salatam çok güzeldi, etim çok güzeldi. Yani bir tek kırabilecekleri not patates olabilir ve börek olabilir. Başka da bir şey bence kırmamaları lazım. 2,5 saatte ben bütün bunları yaptım. Kusura bakmasınlar, kendilerine yaptı. Biraz ona bakacaklar, ona göre puanlama yapmaları lazım. Eğer düşük ellerse gerçekten bu sefer o gülümseme yok olacak. Çünkü ben hak ettim, puanı almak istiyorum. Evet sevgili yarışmacılar, sevgili izleyiciler. Haftanın son açık oylaması ile karşınızdayız. Kalemler son kez oynayacak, o da Pelin için olacak. Ne güzel, bu hafta kimseden eksik bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla bugün yine son kez 3 ila 10 arasında bir puan bekliyoruz sizlerden Pelin ve yemekleri için. Buyursunlar. Ben hemen menüsünü hatırlatayım. Acılı ekşili uzak doğu usulü bir çorba ile başladık. Ardından ara yemek olarak peynirli börek geldi bize el açması. Ana yemeğimiz Café de Paris soslu etimiz vardı. Yanında da ona patates kızartması ve Pelin'in salatası eşlik etti. Son olarak da kupta tiramisu tatlısı yedik. Sizler de değerlendirdiniz. Ama belki ben menüyü saydıktan sonra aklına takılan ya da aklına bir şey gelen birisi var mı son dakika? Bir yanlışlık olmasın, haksızlık olmasın diye. Net. Beğendim, beğenmedim. Herkes tamam mı? Tamamız. Peki, kimse değiştirmek istemiyormuş puanını. Doğru mudur? Doğrudur. Teyit edildi, onaylandı ve yarışmacıya dönüldü. Pelin, kaç puan istiyorsun yemeklerine? Valla en az 8 almam lazım Zuhal Hanım. Diyorsun. Neden? Neden? Hemen söyleyeyim. Why? Çünkü evet börek konusunda hak veriyorum. Ben oradan hakkaniyetliyiz. Oradan kırar ve haklılardı, ona okeyim. Evet. Patates kızartmalarının şekillerini ben de böyle olsun istemezdim. Orada aralarda kalınlar kaçmış. Ama bana göre onun dışında kusura bakmayın hani böyle... Bu anda kalacak bir şey yok diyorsun. Yoktu. Artı tok kalktınız hepinizin biliyorum. Etleri de yediniz, salatayı da yediniz. Yani, bakacağız. Lütfen. Ve göreceğiz. Lütfen. Peki. Bu arada 2,5 saatte bütün bunların yapılını göz önüne almanızı rica ederim. Peki, hepsi yaşadılar aynı şeyi zaten. Çok iyi biliyorlar. Evet, değerlendirdiler. Şimdi gösterecekler yarışmacılarımız. İlk olarak da Ceyda'dan bugün bir puan gelecek. Evet Ceyda, bakalım kaç puan vermişsin? Ben 6 puan verdim. Aa, niye? Kapatabilirsin. Tamam. Etini beğendim. Etinizin pişme oranını falan beğendim. Lezzetli bulduğumu söyledim zaten. Bir de tatlınızı beğendim. Onlara puan verdim. Yani salataya, çorbaya... Çorbanızı beğenmediğimi söyledim ama o yüzden çorbaya bir puan vermedim. Ben 6'yı çok düşük buldum yani. Çok ben hayal kırıklığı. Yeterli. Siz 6'yı kime vermiştiniz? Başka birine daha vermiştiniz. Bana 6 verdi ama evet, bence yani. Benim etim daha güzeldi ve benim etim daha yorucuydu. Daha mı yorucuydu? Evet. Neresi benimkini en azından yorucuydu?
sebzeleri dilimledim tek tek. Siz bir tavaya koydunuz, cızbız evet. yaptınız, oldu bitti. Onun içinde ne kadar emek var siz biliyor musunuz? Evet, benimkinde de emek var. Peki. Onu peki, daha yarışmacımız puanını göstermediği için ikili tartışmaya girmeyelim. Şimdi Alem gösterecek puanını. Evet Alem. Sen de paylaş verdiğin puanı. Benim puanım 4. Ne? 4 mü? Evet. Yok canım. Ya çok ayıp ama ya. Gerçekten çok ayıp. Hakkaniyet mi bu? Hayır. Sadece etinizi beğendiğimi de dillendirdim zaten. Ay Alem. Çok ayıp. Bu tamamıyla birinci olmak için hayır, yapılmış bir hareket. Hayır. Birinci. Hayır. Çok birinci. Oynuyorsunuz Alem Bey. Hayır. Oynamıyor. Çok ayıp. Sen dün Necati'ye 5 verdin. Bugüne 4 verdin. Dünkü yemekte daha çok beğendin. Ama ben ne dedim bugün? Ne dedin? Yorumlarımda ben dedim eti beğendim dedim. Etin pişme kıvamı güzel dedim. Zemini de hazırladım diyor. Yerseniz. Hiç ben hoş yemedim. Olmadı, size hiç yakıştıramadım. 4 bu masaya. Çok ayıp ve yakıştıramadım. Sude'ye kaç verdin? Size hiç yakışmadı. Ben de 4 verdim. Aynı mıydı? Bence ben etini beğendim söyledim. Yani salatanız sizin salatanızdan daha güzeldi, kusura pardon, bakmayın. Pardon, ne? Bir, iki tane ya, üç tane, dört tane ya verdiniz. Pardon, buraya pardon oldu mu yani Alen? Çok ayıp oldu. Çok ayıp ettiniz. Pardon. Yani şu masa dörtlük masa asla değil. Var puan olacak yerleri. Asla değil. Ama dört, biz eksik menüleri veriyoruz bile isteye. Sen düşük çok tutmuşsun puanı. Hiç puanını. Yakıştıramadım size. Bakalım Necati'den kaç puan gelecek? Yapacak bir şey yok. Evet Necati. Duyalım bakalım. Zuhal Hanım, ben hakkaniyetli davrandım. Tüm hafta boyunca. Puanım 6. Kapatabilirsin. Sen nelere verdin? Sadece ana yemeğinizi beğendim. Onun dışında bir de tatlınızı beğendim. Salatanızı beğenmedim. İki yemek ana yemeğinizi bir puan da şeye verdim. Salatayı beğenmediniz. Puan. Nesini beğenmediniz? Ana yemeğini mesela beğenmedim derken neyi beğenmediniz? Salatanın mı? Evet. Yani benim tadı için herhangi bir olayı yoktu. Yani ben hakkaniyetli davrandığımı hiç düşünüyorum. Hakkaniyetli yorumlarımla da gayet tutarlı. Hepiniz gerçekten çok ayıp ettiniz. Yani siz... Yani ona vicdansızlık denir. Yani bırakın hakkaniyeti. Pardon. Ya çok ayıp ettiniz. Ben siz yorumlarıma göre not verdim. Sizin yorumlarınız verdi. Çok hakkaniyetli değil. Ben etinizi beğendim. Zaten onun çekimlerde şey de görürsünüz. Peki. Son puan gelecek. Haftanın da son puanı olacak. Bu Suudi'den Pelin'e gelen. Duyalım Suudi. Kaç puan vermişsin? Ne görelim? Benim puanım 5. Kaç? 5. Niye? Eti bitirdin. Et güzel olmuştu, ona verdim puanı. Patatesleri beğenmediğini söylemiştim. Başka da hiçbir şey diye. Gerçekten ben beğendiğimi söyledim, ayıp. Beğenmediğimi söyledim zaten. Ya şu yemeklere gerçekten 5 mi verdiniz? Ben bir anlatayım isterseniz. Buyurun. Ben çorbasını çok beğenmediğimi söylemiştim zaten. Yarım puan verdim. Ya Sude'cim aynı şeyi sana da söyleyeceğim. Bu taktikleri ben yemiyorum. Ya boşuna anlatıp çenemizi yormayın ya. Ne taktik? Dün kalktın hiçbir şeyi beğenmedin. Dedin ki ben mahsus dedim ki ben şimdi yüksek puan verince yarışmacı şey yapmasın diye. Evet. Bugün de yedin. Dünkinden daha mı kötüydü burası da? Düne yedi buraya 5. Ya bırakın Allah aşkınıza ya. Deyin ki ben birinci olmasını istemiyorum. Onun için puanımı düşük tuttum. Bitti. Söyleyen yarışmacılar çok. Aynen. Sen hele 4-5 daha neler, ne yapıyorsunuz ya? Finalde anlatın derdinizi. Buyursunlar, büyük finaldeyiz. Evet efendim, Ramazan bayramının son gününde biz de bu haftanın en önemli anına geldik. Büyük finaldeyiz. Tam 75 bin TL için şu anda ekranda gördüğünüz yarışmacılar ter döktüler. Kıyasaya mücadele ettiler. Rekabeti bize son damlasına kadar hissettirdiler. Elimde bulunan tabloda da birazdan şampiyonumuzu sizlere açıklayacağım ama ondan evvel tabii ki haftanın kritiğini yapacağız. Gel gör ki bugün ben biraz sinirli ayrıldım gördüğünüz üzere masadan. Gerçekten de haksızlık karşısında her zaman aynı reaksiyonu veriyorum. Seyircim beni çok iyi tanıyor zaten. Sizler de tanıyorsunuz ama aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz ısrarla. Bir sonuç vermiyor ama tabii ki siz yarışmacı olduğunuz için bir şansınızı deniyorsunuz. Fakat ben bugünkü verilen puanlardan çok mutsuz oldum. Özellikle dördü beşi nasıl gördük bu yemeklere çok merak ediyorum. Pelin sen de herhalde aynı merak içerisindesin. Ben çok kızgınım.
kırgınım, çok ayıp ettiler. Hakkaniyetle konuşuyorlar. Kimse hakkaniyetle davranmadı. Hele Alem Bey, size hiç yakıştıramadım. Yani siz çok özür dilerim. O neydi? Ananaslı toplarla mı birinci olmayı düşünüyorsunuz? Yani 4 puan nedir Allah aşkına ya? Siz suflenizde mi birinci olmayı düşünüyorsunuz? Sufle değil o. Ayrıca, bir kere tiramisu. Evet, çok da güzeldi tadı. Tiramisu. Kakao'da dökerken evet belki elim titremiş olabilir bir tık. Yok, gayet şey getirdim, güzel bir tiramisu. Her şey tamamdı yani. Yani kahvesi gayet güzel. Gayet onu emmiş. Ya o tatlıda neyi beğenmediniz mesela? Kakao fazlaydı ve tatlısı biraz azdı. Tatlısı zaten bunu masada değildi. Masada bunu asla zaten belirttim. Değildi. Ve ayrıca şöyle bir durum da var. Yani birinci olmak için evet, yaptınız. Evet, birinci olmak için yaptım. Kabul ettiniz. Ediyorum bunu. Ve ayrıca Sude Hanım da dün taktik yaptı. Ben de bugün taktik yapmayı gerek duydum. Vallahi ben hayatım boyunca hakkaniyetli olmuşumdur. Fak savunucusu olmuşumdur. Ben senelerce... Bir de 7 puan vermiştin sen galiba. Ben 7 puan verip hala da ben açık konuşayım mı? Yani pişman da değilim. Çünkü bravo. Ben eğer 7 puan vermeseydim... Yani sizin gibi, sizin yerinizde olup size şu anda 4 vermiş olsaydım... ...ben bunu kendime yakıştıramazdım. Yani benim için inanın paradan çok daha önemli şeyler var bu şöyle hayatta. Şöyle bir durum, benim masam gayet güzeldi, lezzetliydi ve sunumlarım da güzeldi. Hazır pesto ile mi lezzetliydi? Bakın ben size o gün ne dedim hatta, ben lezzetinize laf ettim mi? Hazır ürün kullanmamış olsaydınız bu kadar ve ben size yediğim şeylere de puan verdim. Ama bugün çok ayıp ettiniz, hiç yakıştıramadım. Ama örnek teşkil etmeniz gerekirdi. Pardon da yani sizin bana verdiğiniz 4 puanın ayıbı hakkında da konuşalım isterseniz. Ben hiç ayıp ettiğimi düşünmüyorum. İkiniz isterseniz kenarınızda bir istişare yapın, o verdiğiniz 4 puanı bir konuşun. Mikserle çiğ köfte dünyanın neresinde görülmüş Allah aşkına ya? Tamam, çiğ köfteye geçtik, çiğ köfteye geçtik. Çorbada nerede bir sorun vardı? Zaten ben çorbanıza verdim biliyorsunuz. Tamam, bir tane bir, şey bir puan çorbam verdim sadece. Başka neye verebilirim? Başka neye verdiniz? Bana sayı neye vereyim mesela? Gayet ana yemeğim düzgündü. Neydi mesela? Baharatları gayet yerindeydi. Tamam. Ceyda Hanım da tuzsuz bulduğunu söyledi fakat ya gayet yerindeydi. Ya ben patlıcan sevmiyorum. Patlıcandan da anlamıyorum ve sevmiyorum. Ve çok da güzel olmadığını diğer arkadaşlar da peki. Okey, şimdi gelelim Sude Hanım'a. Sude. Bitmiş bir tabak bir tek sende gördüm bugün ana yemekte. Zöl Hanım, ben şöyle konuşmak istiyorum. Şöyle konuş, hadi bakalım. Biraz gerçekleri konuşalım, konuşalım artık, değil mi? Evet, ben dürüst olacağım gerçekten. Ne güzel, tabii. Yalan söylemek istemiyorum. Ekrandakiler de beni izlediğimde yanlış bir düşünceye sahip olsun istemem asla. Bravo. Şöyle söyleyeyim, ben Pelin Hanım'dan çok farklı beklentilerim vardı. Sonuçta şu anki yarışmadaki, bu haftaki yarışmadaki en büyüğümüz Pelin Hanım. Evet. Yani 51 yaşında galiba, yanlış hatırlamıyorum. Evet. Bilmiyorum yaşını ben. Yo, 51 evet. Ben hani 40 ülke gezmiş, bir sürü tatlar tanımış bir insan, daha fazla bilgisi olacağını düşündüm. Hı. Bize çok bir iddia sundu haftanın başından beri. Hiçbirimizin yemeğini beğenmedi. Hep eleştirme içerisinde. Ben mi beğenmedim? Verdiğin 5'i açıkla istersen. Şöyle açıklayayım. Ben açık söyleyeyim. Pelin Hanım'ın kazanmasını istemedim. Ne güzel, bravo. Açık söylüyorum. Bravo. Pelin Hanım'ın kazanmasını istemedim. Bir kazanmak istemiyor, ikinci kendi kazanmak istiyor. Zaten ben çok ayıp kazanacağımı ediyoruz. Düşündüğümü söylemiyorum kesinlikle. Ben kazanamazsam benim yerime Necati Bey'in kazanmasını o istedim. O menüyle haftada... Hani siz adaletli çok ben dürüstçe konuşuyorum. Dürüstçe çok konuşuyorum. Onun için yedi öyle verdi. Olsa, öyle olsa burada dürüstlüğümle söylemezdim. Ben ama şimdi bu dürüstlük mü oldu? Sen o gün çok beğendin buna. Bir saniye. Çok beğendim. Yarışmacı anlamasın diye demek ki çok beğenmemişsin, birinci olmasını istediğin için yedi vermişsin. Ben de dahil herkes şaşırdı zaten. Zöl Hanım, yedilik bir durum yoktu, kusura bakma Necati. Yani. Teşekkür ederim. Ve kusura bakma Sude. Zöl Hanım, tabii ben ki de... yarışmadır bu ama hani birinci olmasını neden istemiyorsun onu da merak ettim. Zöl sevmedin Hanım, diye şöyle mi? Şöyle bir şey, ben de 3 puan hak etmemiştim ilk günden. Ben de çok tamam. 3 puanları hayır, aldım. Hayır, ben hiç vermedim. Bir saniye. Biliyorum Pelin. Vermediğinizi. Neden istemedin Pelin'in birinci olmasını? Hadi Ceyda ile birbirinizi sevmediniz, söylediniz evet. Açıkça. Pelin de ne oldu? Pelin Hanım gezmiş, görmüş, yaşamış hayatı. Necati Bey'in yaşı bana daha uygun. O yüzden sana daha uygun. Hayır, hayır, o anlamda. Ben bu konuda çok yandığımı düşünüyorum. O anlamda demiyorum. Biraz daha. Hayır. O anlamda demedim kesinlikle. Yani genç bir insan paraya ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Ben kazanamazsam o kazansın diye düşündüm. İhtiyacı peki burada biz ihtiyaca göre mi sence veriyoruz 75 bin TL'yi yoksa güzel yemekleri mi veriyoruz? Güzel yemekleri de veriyoruz kesinlikle. Ama mesela doğru. Ceyda Hanım da beni sevmediğini söylemişti. O meseleye hiç girmeyelim zaten. Ben gene söylüyorum. Ya burası dostluk, kardeşlik kurma, bağlarımızı güçlendirme programı değil. Dostluk kurulursa, barış, sevgi, saygı çerçevesinde biterse ne mutlu bize. O ayrı, işin kaymağı olur. Evet. Ama
Yani birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz. Hep söylediğim şey bu. Saygı duymak zorundasın. Yemeklere puan verin. Ben demiyorum ki niye sen 8-9 vermedin veya sen niye öyle. Ama 4 veriyorsunuz, 5 veriyorsunuz. Yani seyirci de anlıyor ki sebeplerini de şimdi öğrendik. Dürüstlüğün için ayrıca teşekkür ederim ama keşke aynı dürüstlüğü diğer masalarda da söyleseydin. Demek ki o zamanki söylediklerin çok da dürüst ve gerçekçi değilmiş. Çünkü anladık ki Necati'nin birinci olmasını istiyor. Pelin'in ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Olabilir. İhtiyacı olmaya da bilir. Çok zengin bir insan da olabilir. Çok belki de öyle görünüp belki de çok ihtiyacı da olabilir. Bilemiyoruz ki. Yani bilemiyoruz işte. Para dediğin çok hassas bir mesele. Kesinlikle. Ama bizim burada mümkün mertebe çok da fazla insanların hakkına girmeden, çok da öldürmeden, çok da kökünden budamadan ortalama yani olan yemeklere puan vermenizi bekliyoruz. Yani başka bir şey beklemiyoruz ama bu hafta öyle olmadı. Üzüldüm. Üzüldüm. Birazdan açıklayacağım sonuçları. Siz de üzüleceksiniz. Gel görün ki bu programda ben yapım ortağı ve sunucu olmakla beraber bir de hak ve adaleti temsil ediyorum. Zaten şahsi olarak benim hayattaki en değer verdiğim şeylerden biri de haktır, adalettir. O duygusu çok yüksek bir insanın ne mutlu bana Allah'ıma şükürler olsun. Ben burada bir de adaleti sağlamakla mükellefim. Siz o yüzden seyircim de oyun için seviyor beni diye düşünüyorum. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz ama ben de yani bile isteye de eğer ki yemekleri güzel olmuş bir yarışmacı varsa bu duruma tepki gösteriyorum. Efendim Ceyda? Ya gerçekten haftanın başından beri adaletli olduğunu söyledi Sude arkadaşımız ama büyük haksızlık yaşadığını düşünüyorum Pelin arkadaşımın gerçekten. Ceyda Hanım'ın hiç konuşma hakkı yok bu konuda. Niye bana... gene mi konuşma hakkı? Hayır yani bana 3 puan verdi. Kendi haksızlık yaptı. Ben size hak ettiğiniz puanı verdi. Kesinlikle 3 puan. Bence bu hafta hiç kimsenin üçlük değildi. Onu çok rahat söyleyebilirim yani. Hiç kimse 3'ü hak edecek kadar da kötü performans sergilemedi. Yani olmayan yemekler vardı. Herkes de olduğu gibi ama bakalım sonuçlar nasıl olmuş. İsterseniz yavaş yavaş artık neticeye doğru geçerken hemen 75 bin TL'lik Gündüz Kuşağı'nın en yüksek ödülünü hatırlatayım. Ve bu ödüle ilk veda eden aranızda haftanın en düşük puanıyla... Sude sen oldun. Tahmin etmişsindir herhalde. Yani 3'leri 4'leri aldıktan sonra yani. Tahmin ettim. Ama hak etmediğimi düşünüyorum. Bence de 3 olmamalıydı. 17 puan. Bak ben sana 5 vermişim mesela. Çünkü olan yemeklerin de vardı. Onun için 22 puanla 5. oldun. Eline emeğine sağlık. Genç bir kardeşimizsin. Yolun açık olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve geldik 4.'müze. Ha burada bir durum var. Ama önce 4.'müzü söyleyeyim. Bu haftaki 4.'müz aranızda Ceyda oldu. Tamam. Ceyda'cığım 20 puan aldın yarışmacılara. Ben sana da 5 puan verebildim. 25 puanla. Keşke tabii ana yemeğin güzel olsaydı. Evet. Durum farklı olabilirdi mutlaka. Buranın heyecanıyla gerçekten yapabildiğimiz şeyleri bile bazen... Söylüyorum hep. Evet, aynen kesinlikle. Öyle yani. Evet. Hepiniz için aynı şey geçer. Buraya katılan bütün yarışmacılar için aslında geçerli. Yani. Ekranda izlediğimiz gibi değilmiş buranın tabii ki heyecan oluyor. Kesinlikle. Çok heyecanlıydı. Ama çok şekersin, çok sempatiksin. Çok renk ediyorum. Kattın. İyi ki çok geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sana da hayatında mutluluklar, başarılar. Çok teşekkür ederiz. Elin emeğine sağlık. Benim için de çok keyifliydi. Çok sağ olun. Çok şekersin, sempatiksin. Bakalım. Şimdi demin bahsettiğim olay şu, Ceyda 4. oldu ama online'a kaderi paylaşan bir yarışmacı daha var. Yani bu hafta 2 4.'müz veya 2 3.'müz var diyebiliriz. O da tıpkı Ceyda gibi aynı puanla 75 bin TL'ye veda ediyor. O da Necati sen oldun. Yani komple uğradık Zuhal Hanım. Komplo teorisi mi var? Alem Bey'in komplosuna uğradık. Pelin bizim Hanım'ın Erdem biraz... gibi montaj. Montaj yapmışlar. Yapay zekayla bana horlama sesi yapmışlar demişti. Selam olsun. 20 puan aldı sen de. Ben sana da 5 puan verdim. Teşekkür ederim. Senin de çorban güzeldi. Teşekkür ederim. İrmik elvan da güzeldi. Evet. Teşekkür ederim. Diğerleri olmamıştı. Eline emeğine sağlık. Teşekkür sen ederim. De renk kattın. Katılmak, İyi ki geldin. Çok, çok teşekkür ediyoruz sana da. Ve geldik birincimize. Hadi bakalım. Alen ve Pelin. İki yarışmacımız da diğer yarışmacılardan yüksek puan aldılar. Diğer kaybeden yarışmacılara göre. Bakalım hangisi bu haftanın şampiyonu olacak? Alen oluyor alkışlarla. Tebrikler Alen. Teşekkürler. Tebrikler Alen. Alayım 75 bin TL'yi.
Aa pardon, veremeyeceğim çünkü bir sahibi daha var. Bir birincimiz de Pelin. O zaman beraber. Evet, beraber. İkinizi de tebrik ediyorum. İkiniz de güzel yarış çıkardınız. Sevgili Alem, sen yarışmacılardan 25 puan aldın. Ben sana 5 puan verdim. 30 puanla bitirdim. Bir düşün, neden 5 vermiş olabilirim. Ama gel gelelim, Pelin yarışmacılardan 21 puan aldı ama ben ona haftanın en yüksek puanı 9 puan verdim. Ben 30 puanla ederim. Patatesinden ve de böreğinden kırdım. Eline emeğine sağlık. İkiniz de güzel yarıştınız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcayın. Ödülü paylaşacaklar. Efendim, bir Ramazan bayramı daha geride bırakıyoruz. Sevdiklerinizle umarız sağlıklı, keyifli bir bayram geçirmişsinizdir. Tekrar Ramazan bayramımız mübarek olsun. Nice nice bayramlara diyelim. Ekibimizde hem de yarışmacılarımızı bir alkışlayalım. İyi akşamlar efendim. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.